Efendim bir ekran klasiğimize, muhabir masamıza hoş geldiniz. Üç kıymetli arkadaşım, hatta dördüncüsü de Trabzon'dan Yunus Emre Sel bağlanacak. Hoş geldiniz kıymetli arkadaşlarım, kardeşlerim. Hoş bulduk. Aksince yayınlar. Selim, Emre Kaplan. Şimdi tabii bu akşam bizim Erdem Akbaş'la da konuştuk. Güven Mengü'yle de, yönetmenimizle bir akış yaptık. Akışa Galatasaray'la başlıyoruz. Şu anda gazetelerin şampi başlığını attığı bir dönem Galatasaray için. Tabii burada Emre Kaplan'a ilk sözü vereceğim. Kusura bakmazsa iki arkadaşım da. Hakkıdır. Estağfurullah. Herhalde burada bu program en az sözü galiba Sercan'a mı vereceğiz? Sana vereceğim. Ben sadece işte aralarda konuşuyorum. Abi iyi misin? Emre ne yapıyorsun diyorum. Bitiyor Beşiktaş'ı program. Beşiktaş'ı sormadan olur mu? Beşiktaş'ta uzun uzun konuşacağız. Şimdi Emre, tabii bazı maçlar vardır ki böyle 5 gol atacak gibi başlar takımlar. Her takım için söylüyorum. Galatasaray özelinde değil. Ama dün akşam Galatasaray hakikaten fırtına gibi girdi. 1-0 olsun bizim olsun lafı dün resmen kendini gösterdi. Galatasaray zaman zaman bocaladığı Başakşehir karşısında zor da olsa bir 3 puan aldı. Bu 3 puan Galatasaray'ı bu senenin şampiyonu yapacak belki de. Şampiyon demiyoruz, belki de diyoruz. Çünkü matematiksel olarak daha hiçbir şey bitmedi. Sen dün stattaki atmosferi nasıl gördün? Okan Hoca'yı nasıl değerlendiriyorsun? Oyuncuları nasıl değerlendiriyorsun? Taraftar hakkında ne söylemek istersin? Yönetim hakkında ne anlatmak istersin? Senle başlayalım. Belki Ahmet de, Ahmet Selim de, Sercan da sana soru mutlaka üretecektir. Tabii ki. Ya bir kere Başakşehir maçlarının Galatasaray adına son yıllarda enteresan bir yeri oldu. Yani 2017-2018'de Başakşehir'i yenip şampiyon oldu Galatasaray. O maçla bitti. 2018-2019'da ki bunlar Galatasaray'ın son iki şampiyonluğu. 5 hafta kala ya da 6 hafta kala Başakşehir'le çekişiyordu. Başakşehir'i içeride yenip liderliği aldı ve sonrasında şampiyon oldu. Bu sene de biraz benzer bir tablo. Son 5 hafta kala yine Başakşehir'le. Tabii ki şu an puan anlamında bir şampiyonluğu ilan etme durumu yok ama çok çok büyük bir avantaj ve psikolojik anlamda da artık ipleri tamamen eline aldı Galatasaray. Yine bir Başakşehir maçıyla birlikte. Aslında birçok şeyi sordun abi ama ben taraftarla başlamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir taraftar vardı dün. Bir kere onu söyleyeyim. Galatasaray taraftarı maç başlamadan, ki hafta içi olmasına rağmen erken saatlerden itibaren taraftarlar stattaydılar. Maç başlamadan tribünde atmosferi oluşturdular. Maçın hiçbir anında düşmediler. Hatta bizim sosyal medyacı arkadaşımız Onur o tribündeydi. O uyardı beni. Ben basın tribünde olduğum için her şeyi tabii ki yakından gördüm. Galatasaray tribündeydi Onur. Haliyle. Galatasaray taraftarı. Tabii ki. Yani. Bu hani flaşlar, ışıklar açılıyor ya zaman zaman. Galatasaray taraftarı buna çok tepki gösteriyor. Yani o iyi gelmiyor hiçbir tribünde zaten. Yani maç 2-0 iken tribünde o flaşlar yanınca insanın aklında acaba bu maç gidiyor mu sorusu oluşmaya başlıyor. Taraftarlar çok şiddetli tepki göstermişler. Bir ara çünkü 1-0 iken birkaç yeltenen oldu. Onlara çok sert müdahale edilmiş. Maça da hatta hakeme de çok iyi tesir etti Galatasaray taraftarı. Hatta şunu söyleyeyim. Yani bu Icardi'nin verilmeyen bir penaltı pozisyonu var. Sonrasında Galatasaray'ın kazandığı ve golü attığı penaltı pozisyonunda da yani taraftar o kadar şiddetli itiraz etmese belki Halil Umut Meler de bu kadar rahat bir şekilde VAR'a gider miydi bilmiyorum. Galatasaray taraftarı bunu birkaç kez daha yaptı. Onun dışında tabii Fenerbahçe'nin bir gün önceki puan kaybı Galatasaray'ı çok rahatlattı. Bunu kabul edelim. Dün Okan Hoca da söyledi bunu basın toplantısında. Çünkü iki maçta 5 puan kaybeden bir Galatasaray vardı. Her ne kadar avantajı elinde tutsa da o momentum biraz kaymaya başlamıştı. Karagümrük maçında beraberlik, Beşiktaş derbisinde yenilgi. Yani eğer Fenerbahçe Giresunspor'u yenseydi biraz daha baskı altında çıkabilirlerdi maça. Psikoloji olur. Çok çok doğal bir şekilde ki dediğim gibi Okan Hoca da maç sonu bunu söyledi yani bizim taktiğimizi, stratejimizi etkilemedi ama dedi. Psikolojik anlamda ve direnç anlamında, motivasyon anlamında bizi etkiledi dedi. Bunun biraz Galatasaray adına avantaj olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında Okan Hoca, yani Okan Hoca ile ilgili şunu söyleyeceğim. Dün de eleştirildiği anlar oldu. Oyuna geç müdahale etti, değişikliklerde biraz geç kaldı gibi eleştiriler çok fazla. Hem izledim hem okudum ama ben biraz olumlu tarafından bakmak istiyorum Okan Hoca'ya. Yani bu sene kırılma maçlarında, sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş maçı çok kritik bir maçtı Okan Hoca için. Belki de koltukta kalır mı, gider mi tartışmalarının yaşandığı dönemde radikal bir karar aldı. Barış Alper'i oynattı. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde hiç kimsenin beklemediği ve daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapıp Barış'ı forvette oynattı. Dün de çok uzun zamandır oynamayan Kazımcan'ı ilk 11'e monte etti. Yani
insanların aklında hep şu vardı. Adekupe oynamayacak zaten. Son iki maçtaki performansı. Tebrik ediyorum seni. Bak orada ısrarcı davrandın. O gün hatta burada Serkan Korkmaz'la Aldun Domaç da vardı yayında. Maç günü onlar hatırla. Yani. Onlar dediler ki Adekupe oynamalı. Adekupe oynar. Veyahut işte Serkan Korkmaz dedi ki kadroda büyük bir revizyon yapmalı bana göre. Ama sen ısrarla hayır Kazımcan oynayacak. Hayır bu 11 üzerinde olacak dedin. Seni bizzat tebrik çok ediyorum kardeşim. Çok teşekkür ederim. Hatta şöyle de çok güzel bir katkı sunmuş oldun Aykut abi. Teşekkür ederim. Aslında konuyu da oraya bağlayacaktım. Serkan abi o gün dedi ki Kazımcan bugün bu kritik maçta forma giyecek. Olası bir hata acaba Kazımcan'ın da kariyerini tamamen bitirebilir mi? Yani bir iki tane de hata yaptı ama. Maçın başında zaman zaman koridorunda ama iyiydi. Yani maçın başında iyiydi. Biraz motive olana kadar, özgüvenini kazanana kadar biraz sallandı. Çok normal. Şuraya bağlayacağım. Okan Hoca çok kritik. Yani sezonun gidişatını etkileyecek maçlarda. Mesela Dubois'u oynatsa çok daha kolay izah edilebilir bir karardı Okan Hoca tarafından. Ama daha riskli bir tercih ortaya koydu ve az önce dediğim gibi yani mesela işte Serkan Korkmaz bir argüman sundu. Hayır, önemli bir kanaat önderi diyebileceğimiz biri ve kafasındaki soru şuydu. Kazımcan acaba hata yapar ve kariyeri noktalanır mı? Aynı şekilde Barış için de aynı şeyleri söyleyebilirdik. Bu kadar riskli tercihleri yaptı ve hepsinden de sonuç aldı Okan Hoca. Bu açıdan bence tebriği hak ediyor. Sana orada bir soru da sormuştum. Muslera sorusu o günü, maç günü. Onu sana ayrıyeten soracağım. Tabii şimdi ki. Unutma ama Muslera sorusunu lütfen. Ben unutursam da. Kabul edelim. Şimdi Sercan burada, yüzü burada. Beşiktaş maçı bittikten sonra, Beşiktaş'ın kazandığı maçtan sonra bile, yanılmıyorsam bir hafta sonra ya da başka bir programda, hep şunu vurguladı. Galatasaray, bana göre dedi, Galatasaray şampiyonluğun bir numaralı adayı. Bu saatten sonra Galatasaray bu şampiyonluğu vermez dedi Sercan. Neye dayanarak söyledin sevgili Sercan? Altında yatan nedenler neydi? Abi ben 31 yaşındayım. Çocukluğumdan bu yana 6-7 yaşından beri futbol maçları izliyorum. Galatasaray böyle bir sürece girdiyse şampiyonluğu vermez. Yani arkadayken, ikinciyken birinciyi yakalayamadığı sezonlar olur. Üçüncüyken ikinciyi yakalayamadığı sezonlar olur Galatasaray'ın. Ama böyle son 7-8-10 haftaya lig bitmeye yakın birinci sırada girdiyse bırakmıyor ikinci sıraya diyorsun. Düşmez. Bırakmıyor diyorsun. Düşmez. Bu bir gelenek meselesi olmuş Galatasaray'da. Ben sadece bir taraftarlıktan bu yana kadar gözlemlediğimi söyledim. Yaşadıklarımı söyledim. Hiçbir zaman bu şaşmamıştır. En azından ben şimdiye kadar bunu gördüm. Okan Hoca ile ilgili Emre'nin bıraktığı yerden devam etmek isterim. Ya Okan Hoca 49 yaşında, genç sayılabilecek bir yaşta teknik direktör için. Ama ikinci şampiyonluğu olacak. Biri Başakşehir'de, biri Galatasaray'da. Anadolu takımında bir tane Türkiye Kupası var. Bu kadar genç bir yaşta teknik direktörlük için çok çok büyük başarılar kazandı. Artık Okan Buruk Türkiye'nin bu yıl eğer şampiyon olursa ki olacak gibi duruyor Okan Hoca. A-plus mı? A-plus oldu. Türkiye'nin en iyi teknik direktörleri arasında gösterilmesi gereken artık büyük teknik direktörler sıfatına rahatlıkla kullanabileceğimiz Okan Hoca ile ilgili kullanabileceğimiz bölüme geçiyor. Elbette işte bir normal teknik direktörler, İyi teknik direktörler, çok iyi teknik direktörler, bir de Fatih Hoca'nın, Şenol Hoca'nın, Mustafa Denizli'nin olduğu bölümler var. Eğer bu çok genç yaşında, sanırım Aykut Hoca da Okan Hoca'nın yaşlarındayken Fenerbahçe'de işte o başarılarının olduğu dönemde yer almıştı, şampiyonluğun olduğu dönemde yer almıştı. Onun devamı gelmemişti Aykut Kocaman'la kendi adına. An itibariyle Okan Hoca Aykut Hoca'yı geçmiş durumda denilebilir yani. O klasmanı geçti. Bu yıl üzerinde çok eleştirildi Okan Hoca ama Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi büyük takımların başındayken kırılma anlarında, Emre'nin söylediği yerde, kırılma anlarından, krizden fırsata doğru giden yol çok nadir gelişir. Okan Buruk bunu gerçekleştirdi. Şenol Hoca'yı da orada ekledin mi? Ekledin, tamam. Şenol Hoca, Mustafa Hoca, Fatih Hoca. Hı. Çok başka bir klasman dedim abi. Çok başka bir klasman dedim. Şenol Hoca, Okan Hoca, Şenol Hoca, Mustafa Hoca, Fatih Hoca başka bir klasman dedim. Ama Okan Hoca onlara doğru gidiyor yavaş yavaş dedim. Onları aynı bölümde kıyaslamadım tabii ki. Ahmet Selim, şimdi tabii sen çok dolusun biliyorum. Fenerbahçe tarafında bu sene hakikaten çok yoruldun. Mental olarak da çok yoruldum. Bunun da farkında. Fenerbahçe'nin etrafında olup da taraftan yorulmayan mı var? Yorulmayan var mı? Şimdi Ahmet Selim tabii... Çok puan kaybının getirdikleri bunlar apayrı. İşte Jesus'la
Sayın Başkan'ın toplantısındaki detayları soracağım elbette. Onlar hep aklımda ama Fenerbahçe'ye iki defa üç defa haklısın bu şey geldi. Zirveyi kapma şansı geldi. Evet, sezona iyi başladı, götürdü. Zirveyi kapma değil de bence rüzgarı arkasına alma. Biraz daha fazla alma. Yelkenlerini biraz daha fazla. Ne fark eder canım? Zirveyi de kapma şansı işte. Şey, aynı şey. Tam yakalayamadı eline zaman. Geçiyordu. Ya ipleri eline aldı. Oo. Puantaj olarak dedim. Aynen. İpleri eline alıyordu. Ama bu üç hakkını da kullanamadı Ahmet'in. Şimdi orada neden, niçin? Çok basit. Ben artık Giresun'da bu arada hala bence lig bitmedi. Onu da söyleyeyim ama ben Fenerbahçe'nin artık başarabileceğine inancımı Giresun maçında yitirdim. Çünkü yani şu çok net Fenerbahçe tarafında. Karakterli takım olduğunu hep vurguladım. Sene başından beri. Çok şükür sene başındaki programları çıkarsak uzun vadeli söylediğim şeylerin hepsi demeyeyim de çoğu paralel gitmiştir. Ama şunu artık net bir şekilde gördük ki Fenerbahçe buralarda oynamaya alışkın, tecrübesi yüksek oyuncusunun olmamasının sıkıntısını çekiyor. Giresun maçında, şimdi ben herkese saygı duyuyorum. Tabii ki Cesus'un bir sürü hatası var. O da zaten o şeye kaptırdı kendini. Yani ilk değişiklikleri doğruydu. Sonraki değişiklikleri anlamak. Çok detaylandırma. Galatasaray'ı konuşuyoruz ama. Mental olarak kaldıramıyor. Şuna katılmıyorum Sercan'a. Galatasaray tipik bir sezon sonu yaşamıyor. Önceki yıllardaki o buralarda Galatasaray büyürdü. Böyle devleşirdi. Rakiplerine mesaj verdi. Galatasaray hatalar yaptı. Fenerbahçe'nin istediği hataları yaptı aslında. Ama Fenerbahçeli futbolcular o yük sırtlarına bindiği anda bu yükün altında ezildiler. Sebep bu. Hani detaylı Fenerbahçe'ye geçeriz ama. Ya 10. aydan itibaren Konya'ya yenilmiş. Bak, Karagümrük'le berabere kalmış. Beşiktaş'a yenilmiş. 3 maç var. Bak 10. aydan beri, Ekim ayından beri 28-10 Karagümrük 2-0. Onun öncesinde bir beraberlik var Alanya'ya. Alanya maçı. Orada da tamam, Alanya maçından kaç aydır 3 tane puan kaybı var. Burada Galatasaray'ın şu ana kadar puan farkını açamamasının sebebi bir, kendisinin zaten iyi gitmesi. İkinci sebep, asıl sebep Galatasaray'ın çok geriden gelip puanı eritip öne çıkması. Yoksa Galatasaray zaten en baştan beri böyle performans sergilemiş olsaydı çoktan şampiyon olmuştu abi. Fenerbahçe değil, seriler yakaladı. Tamam, ben de diyorum ki bunun sebebi 3 tane puan kaybı var 10. aydan beri. Şu anda oyuncuların ruh hali nasıl Fenerbahçe'de? Yani sen de Fenerbahçe'yi takip eden bir muhabir olarak, bir gazeteci diyelim artık, evet abi bu iş görünen o ki bitti gibi. Ya bunu ben ne zaman desem bir reaksiyon verdi. Cesus buna çok izin vermiyor. Yani o dirilişi, ayağa kaldırışı yapıyor. Ama şimdi sıradaki maç Trabzonspor maçı olacak. İç sahada farklı bir atmosferde. O yüzden o maç ne olursa olsun futbolcular... Tabii o maçı görmeyelim. Yani, bir de büyük maç. Futbolcuların konsantre olmama ihtimali düşük yani taraftarın önünde. Daha sıradan bir maç olsa daha tehlikeli görürdüm mental açıdan. Dediğim gibi burada... bence Fenerbahçe bu yükün altında ezildi. Çok kısa bu örneği... Bak, bir taraftar diyor ki, Fenerbahçe taraftarı, unutma Ahmet Selim, Galatasaray'ı konuşuyoruz, sözü sana vereceğim. Diyor ki Fenerbahçe taraftarı, biz Galatasaray'dan önce oynadık da ne oldu mesela şimdi? İşte o yükü kaldıramadı Cesus. Diyorum. Yok. Bir önceki hafta derbide Sivas maçında kazandı Fenerbahçe. Derbide puan farkı düştü. Bu hafta Galatasaray'ı sıkıştırma maçına çıktı. Fenerbahçe kazansaydı maç fazlasıyla, iki maç fazlasıyla öne geçiyordu şey olarak. Sivas Spor o bay haftalarını eklediğimizde. Bir stres teknik yaşatabilirdi. Da, tabii yani çok farklı bir psikolojide olacaktı. Ama Fenerbahçeli futbolcular bu stresi kaldıramıyor. Giresun maçında diyorum ya, demin yarıda kaldı. Beşiktaş maçı, taktik, teknik, herkes anlıyorum. İşin burasına bakmak lazım. Bilim kısmını bırakmamak gerekiyor ama ya ben görüyorum sahada olan biteni. Yanındaki adama pas atamıyor. Ferdi Fenerbahçe'nin en iyi futbolcusu. O çocuk da daha yolun başında, bu mücadeleleri verecek, bu yükleri kaldıracak, alacak. Ferdi bile alıyor topu gidiyor. Hani çok fazla basit hata oldu. Çok sakarlık oldu. Maç içinde ben şey hissettim zaten. Fenerbahçe 1-0 iken bile hissettim. Fenerbahçe burada yapamıyor.
Bunu fazlasıyla hissettim. Galatasaray'la kadrosunu bu anlamda kıyasladığımızda Giresun maçının kadrosuna çok kısa bağla hemen çok Emre'ye kısa bakmak sözü. İstiyorum. Valencia tabii ki tecrübeli bir futbolcu. Batshuayi bile çok fazla şampiyonluk mücadelesinde bulunmuş bir futbolcu değil. Tamam. İyi bir forvet ama evet. Rossi Amerika'dan gelmiş, dünyanın en rahat liginden gelmiş oyuncu. Mert Hakan, ya bu çocuk şampiyonluk mücadelesi vermedi. Sivas Spor'da bir mücadele oldu. Çok farklı. İkisi arasında dağlar kadar fark var. Arda Güler daha yolun başında. İsmail daha yolun başında. Luan Perez tecrübeli bir oyuncu. Onu saymıyorum. Atilla Zalai hayatında bir şampiyonluk mücadelesinde bulunmadı. Samet tamam tecrübesi var, lig tecrübesi ama hayatında hiç bu seviyeyi kaldırmadı. İrfan Can Eğribayat. 11'i sayıyorum. Ferdi Kadıoğlu. Şimdi Fenerbahçe kısmında... Bir tane var bak. Bir tane. Hadi 1,5-2 olsun. Bir de Jesus var. Şampiyonluk görmüş. Yani şimdi, işte o da sahaya bir yere kadar etki edebiliyor. Şimdi iki tane maç var Galatasaray'ın. Eğer Fenerbahçe olası bir Trabzonspor beraberliği veyahut yenilgisi durumunda İstanbulspor'la oynuyor. Sonraki hafta yanılmıyorsam Sivas içeride. Sivas içeride. Dolayısıyla iki maçı kazanırsa bir sonraki hafta artık şampiyonluk maçına, Ankara Gücü maçı, Ankara'daki maça. Şampiyonluk maçına çıkıyor diyor musun? Dersin. Fenerbahçe'nin puan kaybı halinde. Fenerbahçe önümüzdeki hafta puan kaybederse Sivas maçına da şampiyonluk maçına çıkabilir. Çıkıyor mu öyle? Evet. Bakalım puana. Fenerbahçe kaybederse. Bu hafta kaybederse Fenerbahçe. Sivas maçı şampiyonluk maçı mı? Gerçi. Emre. Ha, 7 puan oluyor. Yok Emre. Mesela şu an 73. İstanbulspor'u yendi Galatasaray. 76 oldu. Fenerbahçe puan kaybetti diyelim. 8 oluyor puan farkı. Gerçi şimdi bu... Aşağıdaki çok, hesaplardan çok dolayı kafamız karışabilir. Bu grafiği hazırlayan aşağıdan arkadaşlarımızın da eline sağlık. Çünkü işlerini yapıyorlar. Biz bunu lig tablosu olarak paylaşmıyoruz. Böyle bir gerçek var. Kulüpleri için değil, tuttukları takımlar için değil, kamuoyunu bilgilendirmek için yaptıkları için bu grafiği tamam, yapan aşağı bakalım da o teşekkür zaman. Teşekkür ediyorum bu arada. Aşağı bakarsak daha çok kafamız karışabilir. Karıştırma şöyle, ama aşağısını biz alalım. İstanbul Spor'u yendi Galatasaray 76 oldu puan. Tamam. Sivas Spor'u yendi 79 oldu. Evet. Dönüyoruz Fenerbahçe'ye. Trabzonspor karşısında kaybederse 68'de kalıyor. Doğru. Hatay Spor maçında 3 puan alıyor. 72. 72 oluyor. 7 puan. 3 maç yok. Orada garantilenmiyor. Garantilenmiyor. Şeyden dolayı. Hükmen galibiyet olduğu için orada garantilenmiyor. Ankara Gücü replasmanı belki işte o şampiyonluk maçı. Yani Galatasaray için her şey iyi giderse Ankara Gücü maçında şampiyonluğu garantileyebilir. Ahmet, sondan bir önceki maça bakma. Galatasaray'ın sondan bir önceki maçına oraya kalmaz diyordu zaten bak, o. Ama, abi kalsa da kalmasa da bakmasın Ahmet oraya kalmaz demiyordum. Diye. Bak biri ben diyordu. Hala şunu söylüyorum. Ya lig bitmedi ama ben Fenerbahçeli futbolcuların Giresun'daki son halini gördükten sonra o şeyi yapamayacaklarını Ahmet, düşünüyorum. Ahmet bence sadece Giresun değil bu arada. Yani İstanbul maçını buna dahil edersin. Evet, kazandığı evet. Maçları da dahil edersin. Yani şampiyonluk doğru. için iddialı çıktığı Ankara Gücü maçı kazandı. Son doğru. saniyelerde kazandı. Başakşehir maçı doğru. 70-80 dakika yani Fenerbahçe taraftarı özellikle iç sahadaki Ankara Gücü maçında kazandı Fenerbahçe ama hiçbir anda demedi ki tribündeki de evet, evet. televizyon başındaki de ya tamam biz artık buradan herhalde şampiyonluğu alıyoruz dedirtecek oyunu. Oynamadı yani. Şu an Fenerbahçe adına bence karamsar tablo o yüzden. O doğru Emre. Ona ek olarak 3 maç ön plana çıkarıyorum ben. İstanbul, bir de puan Giresun, kaybı olanlar var. He, yok Alanya'da bak mesela puan kaybı olmadı. O da rüzgarı sırtını alma maçıydı. Çok kötü oynadı Fenerbahçe. Kazandı. Zar zor da olsa kazandı. İstanbul Spor maçı. Hatırla yine fırsat maçıydı. Yine hani rüzgarı yelkenleri alma maçıydı. Yine kötü oynadı. Ya dediğim gibi Fenerbahçeli futbolcular bu baskı konusunda... Bu arada futbolculara hedef göstermek için demiyorum. Bunların üstünden yükü alacak onları yönetimde var burada, hoca da var ama belli ki Fenerbahçeli futbolcular bu baskının altında eziliyor. Yani zayıf kaldı. Fenerbahçe'de daha bu senin konuştuğun konuşma normal şartlarda 4-5 maç önce yapılabilirdi. Ama onu engelleyen hep son dakikalardaki goller oldu. Normalde iyi bir oyun yok. Özellikle son 1-1,5 aydaki Beşiktaş'ın oyunuyla son maçlardaki Galatasaray puan kaybı bir iki tane gelmiş olsa da oyunuyla Fenerbahçe'nin oyunları hiçbir zaman eşdeğer olmadı. Beşiktaş ve Galatasaray oynadığı oyunlar daha baskın oyunlardı. Ama ne yaptı ne etti büyük takım gibi son dakikada attı 3 puan aldı bir sonraki haftaya öteledi. Ben Galatasaray muhabiri olsaydım Emre'nin yerinde bugün öğle saatlerinde Galatasaray muhabiriyim. İletişimden sorumlu yönetici veya bu işlerde kim ilgileniyorsa arardım. Abi selam. Ben
Icardi röportajı yapmak istiyorum. Şampiyonluk röportajı budur derdim. Ben onu ne zaman söyledim biliyor musun? Ne zaman söyledim? Böyle şeylik yapmak istemiyorum ama yani. Ne zaman söyledin? Galatasaray Başakşehir'i deplasmanda 7-0 yendiği gün ben bunun pazarlığını yapmaya güzel başladım. Güzel. İnşallah yaparsın. İnşallah da. Ve bunu söyleme sebebim? Yani Icardi'den bağımsız olarak. Ama şampiyonluk röportajları. Şampiyonluk röportajları. Yok ama Galatasaray kura yapıyor değil mi ya? Hepsi sezon Fatih Hoca sonra döneminde bazen kura oluyor. Her seferinde uygulama abi, farklı oluyor. Icardi kime verilecek? Belhanda mı çıkmıştı sana? Belhanda'yla yaptık. Mariano'yla, Lines'le yaptık. Yani bayağı kura yapıyor Galatasaray. Abi Icardi'de sıcak top, soğuk top vardır. Ben sana söyleyeyim. Biraz usulsüzlük olabilir orada. Orada usulsüzlükler olabilir. Şimdi ne dedik Muslera? Yine birkaç pozisyonda pas verdi. Dikine pas verdi. Muslera'da bir konsantrasyon eksikliği. Ama hocam lütfen şeyi söylesin. Kaleci transfer yapacak. Kaleci mı transferin Muslera'nın performansının etkilenmesindeki sebep? O mesele mi? Bir para kaptırma olayı var. Ya muhakkak etkilemiş. Bir de ne kadar 650-700 bin eurodan mı? Muslera'da 650-700 bin euroya da morali işte, bozulmasın onun. Öyle değil zaten diyorlar. Senelik 3,5 milyon euro kazanıyor 10 yıldır. Bilemem bir şey. Ne kadar yok diyorlar? Yani, daha yüksek diyorlar. Yok, Muslera'nın kaybettiği rakam o civarda bir şeydi ama yani şimdi ne kadar paran olursa olsun canın acır. 750 bin dolar ya da 750 bin euro. 3,5 milyon euro. Herkesin karakteri şimdi döndük değişik paraya geldik. Ya bu zaten konuyu buraya getirmek istiyor. Yıllık 3,5 milyon euro kazanıyorsun. 2,5. 2,5 çok pardon. 2,5 da kaç paraydı? 700 bin euro mu? Ya Galatasaray'dan şu ana kadar aldığı ya da belki bu önümüzdeki seneyi de dahil ettiğimizde toplamda 37,5 milyon euro civarında bir para almış olacak. Abi, 12 biri, sene oldu. 37'de biri bile abi, toplam gitmemiş. Toplam değil mi? Bütün yıllar. Bütün 12. senesi. Ya, şampiyonluk birimleri. Hayır ben sadece maçları söylüyorum. Gerçi Muslera'ya şimdi bir şey demeyeyim. 20 lira kaybolsa ortalık kalır. Şampiyonluk birimleri var, maç başıları var. Ayrı, iyi bulur yani. Bu sadece yıllık tabii maaşlar üzerinden hesap. Yani Muslera dün bu arada o kısa pas olayı konusunda uyarılmıştı. Yani Okan Hoca, teknik heyet. Bunu da yapmayı ver dediler. Çünkü Muslera zaten birçok şeyi kaleci olarak yapabilen bir isim. Galatasaray'ın şu anda hala aktif olarak oynuyor ama yani şu anda da efsane olarak anılıyor. 10 sene 15 sene sonra bir Galatasaray efsanesi olarak anılacak. Bunların hepsi okey. Ama yani bu oyun başlatma ayağıyla geriden top çıkarma konusunda Muslera çok üst düzey bir kaleci değil zaten. Hiçbir zaman öyle bir kaleci olmadı. Çok daha farklı meziyetleriyle ön plana çıktı. Hatta araya gireyim Emre. Belki Galatasaray'dan da bir seviye üstüne gidip Premier Lig falan olmamasında bir ara çünkü bu konu konuşulmuştu onun etkisi vardı. Topu ayağıyla oyuna sokamaması mı dezavantajı? Çok iyi sokamaması. Muslera'nın da keyfi yerindeydi burada yani tabii pek öyle bir yere gitme şeyi olmadı. Hem güzel para kazanıyor hem burada çok yani Galatasaray'ın artık lideri çok seviliyor. Ya yani bugün şey yazmışlar para konusunu söyleyince aklıma geldi. Yani Muslera sen Türkiye'de nereye gitsen hiçbir şeye para harcamazsın yani 750 bin euroyu ne yapacaksın söylüyor diye. O işin espri boyutu ama dün dikkat ettiyseniz zaten o kısa pasları çok yapmadı Muslera. Ama bu sefer de uzun attığı toplar isabetli gitmedi. Çok fazla mesela 2-3 tane böyle taça giden topu oldu Muslera'nın. Başakşehir çok da yüksek olmayan baskı kurduğu anda riske girmemek adına. Ya o açıdan biraz sıkıntı var ama dünkü maçın kazanılması, dünkü maçın atmosferi artık 5 puanlık avantaj. Yani şu an ne konuşuluyor Galatasaray'da? Tabii ki İstanbulspor maçı önemli. İşte içeride Sivas'ta oynanacak. Bir Ankara Gücü deplasmanı. Henüz Ankara Gücü kendi durumunu halletmiş, garantiye almış değil. Bunların hiçbiri kolay maçlar değil ama taraftar özellikle şunu konuşuyor. İşte son hafta acaba kupa gelir mi stada? Biz şampiyonluğu orada o şekilde mi kutlarız? Yani herkes artık o şampiyonluk kutlamalarına odaklanmış durumda. Muslera da biraz daha en azından moral olarak toparladı. Bir hafta öncesinin Beşiktaş maçında en çok eleştirilen ismiydi Sergio Oliveira. İkinci golde ciddi bir hatası vardı. Mesela orada da Muslera'ya çok fazla fatura kesiliyor ama hatanın %70, %80'i Oliveira'ya ait orada. Yani Muslera evet zor bir pozisyonda topu attı ama Galatasaray'ın orta sahasında oynayan oyuncu da bir çevre kontrolü yapar yani. Orada 5 metre geriden gelen Hacı Ahmet Oviç'e topu kaybetmezsin. Onun da hem geçen hafta içerisinde Florya'da yapılan taraftara açık antrenmanda normalde işte takım kaptanları en önce çağrılır. Hiyerarşi öyledir tribün tarafından ya da çok böyle sembol bir isim varsa o çağrılır. Önce Oliveira'yı çağırdı tribün. Net bir mesaj verdiler, moral verdiler. Dünkü maçta da çok üst düzey değildi belki performansı ama onun da moral anlamında özellikle maç sonunda kafayı topladığını gördük. Bir de bence dünün en önemli kazanımı, yani en başta sadece ismen söyledik ama Kazımcan, yani Galatasaray adına da, Türk futbolu adına da bence çok önemli bir kazanım olabilir. Çünkü sol bek konusu sıkıntı. Galatasaray bu sene sol bek konusunda çok problem yaşadı. Yerli bir oyuncu, yani maçın ilk yarısında biraz sallandı. İnşallah
milli takımımıza kadar oradan da değil mi ciddi yani rakamlara kulübüne para kazandıracak bir şimdi transfer yapar inşallah. Önümüzdeki sezon böyle devam ederse 11'in değişilmezi olur. Ondan sonra da tabii ki ister istemez milli takım ve sonrası gelebilir. Dün bravo. Dün bir şey şu şeyi lütfen ekle unutma. Unutma. Icardi'yi soracağım ama Erdem Akbaş diyor ki bu saat diliminin sonuna. Çünkü Emre Kaplan'da belki bir gelişme olabilir Icardi ile alakalı. Bekleyin. Bu saatin sonuna doğru. 45 gibi. 45 geçe gibi. Şu Emre'nin bak ne güzel anlatıyor. Galatasaray tribünleri dün hakeme şey yaptı. Oyuncusu kötü oynadı, çağırdı tribüne, alkışladı. Ya Fenerbahçeliler de iyi dinliyordur umarım bunu. Yani arada çok bu arada saha hep söylüyorum. Arada çok büyük fark varsa bu sezon. Tribün atmosferi anlamında da Galatasaray tribünleri. Ben hani futbol olarak, takım olarak hak etti, kim daha çok, kim daha iyi işler yaptı bunları konuşurum. Hepsiyle ilgili şey söylerim ama en büyük farkın olduğu yer tribünler. Tribün. Galatasaray evet. Tribünlerini bu anlamda kutlamak gerekiyor. Kutlamak lazım. Evet, takımlarını şampiyonluk için yapma üstüne düşen her şeyi yaptılar. Şimdi bizim Ahmet Selim'in de Emre Belezoğlu'yla yakınlığı derken tabii muhabir hoca yakınlığı. Birlikte çok çalıştı. Birlikte çalıştı, iyi de tanır. Bizim Kaplan zaten öyle. Dün maç sonu bir genç muhabir arkadaşım İbrahim Uslu. Çok güzel soruydu bu arada. Güzel bir soru sordu çocuk. Allah'a var. İlginç bir soru sordu. Bir onu ekrana getirelim. Sevgili Emre Kaplan'a, Ahmet Selim'e ve Sercan Dikme'ye bunun yanıtını çok merak ediyorum. Neler söyleyecekler Belezoğlu ile alakalı? İşte o soru ve Belezoğlu'nun yanıtı. Şimdi bir kere gerçekten çok olgunca, çok profesyonelce bir yanıt vermiş. İlginç yani. Ben burada biraz geniş süre istiyorum. Biraz hassas bir. Senle başlayalım. Hassas bir. Senle başlayalım kardeşim. Kardeşimiz de bu arada umarım bundan sonra hep böyle akıllıca sorular sorar. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir durum var. Emre Belezoğlu dün kendisini çok seven, şimdi Fenerbahçe camiasında kişiler, sembol isimler, eskiler çok fazla yıpratılıyor. Fenerbahçe camiasında çok büyük bir, ya Erol Hoca'ya bile adam geldi bir sezon işini yaptı. Hiç düzgün, tertemiz adam, neler söylendi, neler yapıldı. Sonra gidince de bu insanlar başka taraflarda, başka takımlarda Fenerbahçe'ye karşı ekstra motive olunca da bunu yapanlar ağlıyor. Başkasının eski oyuncusu, eski takımı bak hiç ekstra hani gaza gelmiyor. Niye Fener'in eskileri böyle yapıyor? Fenerbahçe'deyken öyle bir linç kültürü var ki, öyle canlar yakılıyor ki, öyle ahlar alıyor ki, öyle insanların verdiği emeklere saygısızlık yapılıyor ki, ister istemez sizi bir anda hayat devam ediyor noktasına getiriyor. Şimdi Emre Belezoğlu orada da söylüyor zaten. Ben Fenerbahçeli Emre Belezoğlu'yum diyor. Fenerbahçe'nin de efsanesidir, çok önemli bir ismidir. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Emre Belezoğlu'nun bu açıklaması onu gerçekten, bakın gerçekten seven Fenerbahçelileri üzmüştür. Çünkü o çok saldırı yedi. Fenerbahçe'deyken Fenerbahçe'yi tercih ettiği için çok saldırı yedi. Art niyetli yapılan şeyler oldu vesaire. Ondan dolayı Fenerbahçe'de onu gerçekten sevenleri üzdü. Ama bu açıklama aslında, bu açıklamaya kaçamak bir cevap verseydi de olmazdı. Hiç cevap vermese diyeceklerdi ki açık kapı bıraktı. Daha Galatasaray'a dönemez. Hayır ben dönmem dese bu lafın altında ezilebileceği şeyler yaşayabilirdi. Emre birçok kez olduğu gibi içinden geleni yaptı. Ama bunu söyleyelim. Güzel bir laf da dedi be. Hayat bana büyük cümleler kurmamayı işte, öğretti. Burada ben şunu bazı Fenerbahçelilere seslenmek istiyorum buradan. Çok kırıldığınızı biliyorum. Emre Belezoğlu'nu çok sevenler özellikle çok kırıldı. Ama Fenerbahçe'nin düzeltmesi gereken şeylerden biri. Emre Belezoğlu'nun canı da çok yandı. Emre peki Fenerbahçe'ye kırgın mı? Ya Emre Belezoğlu Fenerbahçe'ye kırgınlık asla yapmaz ama yani kırıldığı birçok konu oldu. Emre Belezoğlu'nun fotoğrafını koyup çarpı işareti koydu. Şimdi üç kuruşluk adamlar yani ne kimler ne operasyonlar yapmaya çalıştı. Hani Fener ya biz bile dışarıda çalışıyoruz. Şimdi benim de tuttuğum bir takım var. Bu Fenerbahçe ve meslek hayatımda en büyük zorluklar Fenerbahçe kanadından gelmiştir yani. En büyük zorluklar. Ya Fenerbahçe camiasında bu var. O yüzden herkes kırgın gidiyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunu şey yapmaya çalışıyoruz. Ya diyorum ya Erol Bulut ya. Erol Bulut
Beşiktaş'ta böyle bir model olsa, Galatasaray'da mesela Hamza Hamzoğlu'na şu anda durduk yere sallayan var mıdır? Hani herkes ve hocalığı beğenir, beğenilmez ama kimsenin ahı alınmıyor. Emre Belözoğlu'nun bu açıklamasını, dediğim gibi onu çok seven Fenerbahçeliler üzüldü. Hoca da bununla ilgili eminim ileride bir toparlama yapacaktır. Zaten aslında söylüyor, ben Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'yum diyor. Toparlama yapacak derken? Ya biraz kalpleri kırdı. Hayır, ben Galatasaray'ı şimdi çalıştırmayacağım o gün bana sorulan soruyu. Yok, öyle bir şey demesine gerek öyle yok. Öyle mi yanıtladım demek. İnsanlar şöyle bakıyor biraz. Bir açık kapı bıraktığını düşünüyor. Oraya gitmek istediğini düşünüyor. Burada bir röportajda, bir detayda biraz daha bu konuyu açacaktır. Şimdi profesyonel hayatta el ele teknik adam olmuşsun. Sana göre soru yerinde bir soru. Ama Emre Hoca'nın verdiği yanıt biraz tartışılır mı oldu? Ya bence tartışılır değil ya. Şöyle çünkü yani arkadaşımız şöyle sorsaymış. İşte kariyerinizin ilerleyen döneminde ne düşünüyorsunuz? Ucu açık bir şekilde sorup Emre Belözoğlu o zaman deseydi ki ya ben belki bir gün Galatasaray'da çalışırım deseydi, o zaman belki ben bence Fenerbahçe taraftarlarının kırılması için bir sebep olabilirdi ama yani şu anda soru, çünkü soru arkadaşımız diyor ki Galatasaray'da bir gün çalışır mısınız? Yani ucu açık bir şekilde söylediği bir şey değil. E buna da şimdi ben asla hiçbir hayır zaman demiyor. Galatasaray'da çalışmam demek çok şık bir cevap olmayabilir. Bence yani aslında biraz politik de bir cevap vermiş Emre Belözoğlu. Bir şey yok da ya, çok sevenler çok üzüldü. Fenerbahçeliler üzüldü. Biraz daha evet biraz daha orada şey tavır abi bekliyorlar. Ya şey diyemezsin, Galatasaray'ı bir gün çalıştırıcı, hayır asla çalıştırmam. Diyemez. Denmez. Sadece. En nezaket içerisinde bence politik cevabı vermiş Emre Belözoğlu. Politik cevap diyor. Fenerbahçelilerin sanki biraz kırıldı diyor. Yani Fenerbahçelilerin kırılmasının iç sebebini Ahmet Selim daha derinden hissedebilir. Ben anlayamıyorum onu. Ama Emre Hoca Türkiye'nin iyi teknik direktörleri arasına girebilecek yeteneğe sahip, o izlenimi bize veriyor. Ancak Emre Hoca, ben yani kendisini çok seviyorum, çok samimiyetim yok ama verdiği mesajlar, özellikle teknik direktörlükte güzel mesajlar. Oyun anlamında da güzel şeyler veriyor zaman zaman. Ama bir gerçek var ki Emre Hoca Beşiktaş'ta çalışamaz. Kızmasın yani bana lütfen. Galatasaray'da çalışamaz. Neden Sercan? Beşiktaş'ta çalışamaz. Sebebini bence açıklamaya bile gerek yok. Galatasaray'da niye? Galatasaray'da da çok zor yani. Galatasaray'da da çalışamaz abi. Camia çok zor. Devam ediyorum lütfen. Arkadaşımız hep böyle lütfen devam ediyorum. Sorar dedim. Beşiktaş'ta çalışamadı. Galatasaray'da çalışamaz hoca, Emre Hoca. Trabzonspor'da çalışabilir mi abi? Çalışamaz. Fenerbahçe'de çalışır mı? Duyduklarımız, sorduklarımız var. Ali Koç döneminde bence çalışamaz gibi duruyor. Yönetim değişirse. Geriye ne kaldı? Bir tek başkan değişikliği olması durumunda Fenerbahçe'de çalışır. Üç büyük haricinde, üç büyük kulüpte çalışamaz diyorsun. Bu üç büyük kulüp Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Evet. Harici her takımda. Biraz Emre Hoca bunun sıkıntısını yaşayacak. Zaten farkındaysak Emre Hoca da açıklamalarında hep hedefinin, hayalinin Avrupa'da bir teknik direktörlük stratejisi olduğunu söylüyor. Doğrusu da bu. Keşke Emre Hoca futbolculuk döneminde hem futbolculuğu çok büyük bir isimdi. Bir de sadece bir futbolcu değildi biliyorsun. Yani oralara canım. Girmeye hiç gerek yok. Açıklamaları, sağ içindeki bazı yaşanan olaylar Fenerbahçe ile kendisini çok özdeşleştirdi. O nedenle Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da, Galatasaray'da maalesef çalışamaz. O yüzden Emre Hoca'nın teknik direktörlük durumu birkaç yıl içerisinde ya Avrupa'ya gider ya da ben Emre Hoca'dan onu beklemem, Anadolu'da başka kulüplere gider. Galatasaray konusuna gelirse de büyük konuşmamak tabii ki doğru. Emre Hoca zamanında söylediği laflar var, kendisinin de pişman olduğu şeyler. Hiç o futbolculuk dönemini hatırlatmaya gerek yok. Fenerbahçelileri kırmamış olsa daha güzel olabilirdi Emre Hoca. Galatasaray şey taraftarı yani zaten çalışamayacak. Galatasaray taraftarı buna ne yanıt verdi? Vallahi çok açık söyleyeyim, Galatasaray taraftarı çok fazla ilgilenmedi bu konuyla. Bakma. Şimdi ben de burada bir şey söyleyeceğim. Üzüldü dedim. Bakın anlıyorum, çok sevdikleri için üzüldü. Bir hafta önce mi, iki hafta önce mi ne, Selçuk İnan da benzer çok bir açıklama yakın. Yaptı. Çok yakın. Onu diyecektim. 2-3 gün önce evet. Selçuk İnan benzer bir açıklama ben yaptı. Ben bu takımı çalıştırmam demem diye. Hani Fenerbahçe'yi çalıştırmışsınız diye sormuş ona da galiba. Ben bu takımı çalıştırmam.
Ya Fenerbahçeliler şu her şeyi bir koşmayı da bir bırakmalı artık. Ya bir haber çıkıyor. Ya dikkat, ya hiç mi artık haber analizi yok? Yani Fenerbahçe ne zaman puan kaybetse ertesi gün Valencia Internacional'e hemen bir imza atıyor. İşte Jesus'un bir şeyi oluyor, bir şeyi çıkıyor. Ya bunlar, ya bunları biraz artık anlayın. Emre Belözoğlu dün sinirlendiler. Tepki verecek bir şey bulamadılar. Onları çok şey yapmıyorum da o tepkileri yansıtmıyorum. Emre'yi gerçekten sevenler üzüldü. Onu yansıtıyorum. Dün işte Emre'yi linç etmeye kalkıyorlar. Yok işte top oynattığı futbola falan laf etmeye kalkıyorlar. Ya Fenerbahçe camiasında ben hep ya bunları söylemek zorundayım. Sorumluluk gereği. Şu her şeyi koşmayın. Bak Galatasaraylılar Selçuk İnan'a hiçbir tepki gösteriyor mu? Bu arada şöyle söyleyeyim sana katkı olsun diye. Selçuk İnan'ın yaptığı açıklama daha kırıcı açıklama. Çünkü Emre Belözoğlu'nun arasından Galatasaray'a geçmiş var. Oynadı. Ki Galatasaray altyapısından çıktı. Galatasaray'da oynadı. Sonrasında döndü Fenerbahçe'ye özdeşleşti. Levent Güzelmen de diyor ki Levent abi izliyormuş bizi keyifle. Yorumlarınızı beğeniyor. Diyor ki Levent abi belki milli takımı çalıştıracak diyor. Onu söylemedik, bir şey demedik abi zaten. Yok, ya burada Fenerbahçe taraftarı ya bu her şeye bir reaksiyon, her şeye bir tepki, her şeye tepki. Bak Galatasaraylılar ben duymamıştım bile açıklamayı. Bana da bugün birisi söyledi Emre. Selçuk İnan da söyledi tepki ya bir, olmadı diye. Bir gün önce falan ya bir gün iki gün önce. Ki söylediği çok normal bir açıklama. Hani bunu Selçuk İnan'a da böyle bir ima için falan ya, yani yanlış anlaşılmasın. Yok ima değil bu arada dedim bak sana katkı olarak söylüyorum. Aynı zamanda şahsi yorumu da söylersem bence Selçuk İnan'ın yaptığı açıklama doğru bir açıklama yani. Değil. Yani ben... Fenerbahçe'yi de çalıştırabilirim açıklaması. Emre Belözoğlu'nun durumu farklı dediğim gibi yani. Galatasaray'ın altyapısından çıktı zaten. Galatasaray'dan Avrupa'ya gitti Emre Belözoğlu. Sonrasında Fenerbahçe ile özdeşleşti. İşte çocukluğunda Fenerbahçeli olduğunu açıkladı. Bunlar ayrı konular. Ama Selçuk İnan'ın böyle bir durumu yok. Bugün evet. Mikrofonu alayım diyeyim. Gideyim, gitme Cideyeköy'e veya Seyran Tepe'ye. Her 10 Galatasaraylı'ya sor Emre Belözoğlu gelecekte Galatasaray'ın teknik direktörü olsun mu dersen. Onun kaçı cevap evet der? Biri falan. İşte. İyimser bir tahminle biri. Yarın sen Galatasaray'ı takip ettiğin için sana sordum. Yarın bir gün Demre Selçuk İnan Galatasaray teknik direktörü olsa bu konu hatırlanmaz. İnsanlar yapmış bir hata der. Yok hatırlanır. Geçer. Hatırlanır. Gerçekten hatırlanır. Bu yani tarihe not düştü bu açıklama. Hangi açıklama? Selçuk İnan'ın da Fenerbahçe'yi gerekirse çalıştırabilir. Yani çok böyle ben Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyorum demiyor tabii ki ama yani büyük konuşmayalım. Fenerbahçe'yi de çalıştırmam gerekebilir diye. Yani Selçuk İnan'ın çünkü bugüne kadar çizdiği profile uymadı. Bir anda konu değişti ama aklıma geldiği için bu peki. Da aklımda olan bir şeydi. Bir tamamlayayım abi özür dilerim. Yani Selçuk İnan bugüne kadar şöyle bir şey anlattı bize hep. Babası Fenerbahçeli hatta ismi bu yüzden Selçuk ama kendisi çocukluktan itibaren Galatasaraylı. Hatta transfer sürecinde de bunun çok etkili olduğunu. Sonrasında da onun Galatasaray'a çok büyük katkıları oldu. Özellikle kariyerinin son döneminde de Galatasaray'ın ona çok büyük katkıları oldu. Yani kalkıp Fenerbahçe'yi çalıştırabilirim açıklaması bence peki. Çok doğru değil. Ben bugün... Sen Safiye Galatasaraylılar bu açıklamaya kırılmıştır herhalde. Çok rahatsız oldu. Evet abi. Bugün şey. Sergen'e ben bu soruyu sorsam veya sen sorsan basın toplantısında Fenerbahçe'yi çalıştırır mısın diye. Çalıştırırım abi, çok kısa cevap çok, verebilir miyim? Yani, alır mı? Hayır almaz. Abi çok enteresan evet. Hiç Sergen Hoca alır niye, mı? Niye almaz biliyor musunuz? Sergen Hoca'yla bu konuştuğumuz demeyeyim. Bu açıklamaları yapan insanlarla Sergen Yalçın arasında bir fark var. Sergen Yalçın, Emre Hoca ile Selçuk Hoca'dan bağımsız söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Sergen Hoca arka tarafta da aynısını söyler, ön tarafta da. Gidip kulüp başkanına da aynı cümleyi söyler, tribünden birine de. Yani bir açıklamasını tutmama gibi bir olmaz. Sergen Hoca böyle bir şey Sergen Hoca 10 yaş... kimse inanmaz futbolculuğunda. Hayır ona oraya gelmeye gerek yok. Oraya gelmeye gerek yok. Sergen Yalçın ağzından çıkan cümleleri 15 yıl sonra tekrar duyabilirsiniz. Öyle tabii ki. Evet. O yüzden Sergen Yalçın aynı örnek değil. Ha bir de Sergen Yalçın... Bana soruyorsan Aykut abi Sergen Yalçın bir gün Fenerbahçe'yi çalıştırır mı? Sergen Yalçın bir gün Fenerbahçe'yi çalıştırır. Tamam bitti. Hayır, şöyle bir kardiyi unutma. Tabii. Reklama çıkacağım. Şunu az önce senin sorduğun şeyi şöyle geliştirelim abi. 10 tane Galatasaray taraftarına ya da 10 tane Fenerbahçe taraftarına gidelim mikrofonu uzatalım. Aynı şeyi Sergen Yalçın için soralım. Yarı yarıya olumlu evet. Olumsuz cevaplar gelir. Olumsuz cevaplar da Sergen Yalçın'a tepkiden dolayı değil. Yani acaba performans gösterir mi şeklinde. Tabii. Çünkü hakikaten Sergen Yalçın bu anlamda istisna bir örnek. Yani ben hiç Fenerbahçeli'nin, Galatasaraylı'nın, Trabzonsporlu'nun ya bu Beşiktaşlı Sergen işte tribünden küfür ettiğini, tepki gösterdiğini Sergen Yalçın'ı görmedim. Herkesin sevdiği bir figür yani. Benim anladığım şu, hem Emre hem Sercan diyorlar ki Emre Belözoğlu veya... Fena çok dikkat edelim bu dönemi. Kapısı kapalı. Kimin? Evet.
Emre Belözoğlu zaten Fenerbahçeli. Benim öyle bir haddime değil. Kendi de diyor ben Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'yum. Kapısı da Fenerbahçe'nin kapısı da ona hep açık. Şimdi böyle abi, bir hayır, öyle sahiplenme ihtiyacı duydum. Abi biz öyle onu demek bir şey hakkımız yok bizim. Sahiplenmek duy, sen sahiplendin abi, zaten. Aykut abi bizi topa sokuyorsun. Lütfen cümle az önce söylediklerini geri alır mısın? Geri mi alayım? Lütfen geri alıyorum. Emre Hoca yani ama öyle. Abi öyle değil. Abi kapı kapalı. Biz Beşiktaş'ın şeyi değiliz ki. Ben mi yanlış yorumladım? Abi lütfen yapma. Özür dilerim abi. Tamam, geri al da kardeşim, geri tam geri al. Tamam ha. Ama taraftar istemez sadece kapı kapalı yemeyiz. Tam haddinize değil, doğru. Evet evet abi. Ben haddsizlik yaptım. Ay estağfurullah, estağfurullah abi. Abi şey, sen neden bütün cümleleri çarpıttın bugün bize yaptın? Çarpıttırmadım. Güzel oluyor. Çok sevdiğim için bize. Aralara eve top salacaksın. Şimdi kapı kapalı demeyelim de taraftar nezdinde kapı kapalı. Taraftar istemez abi. Doğru doğru cümle oydu. Kapı kelimesini kullanma ne olur ya. İstemez diyelim. Ama hayır, Emre Hoca'ya yüzüne bakacağız. Emre Hoca çok iyi bir teknik direktör de olacak. Beşiktaş kapısı kapalı demek bizim hattımızda değil. Galatasaray onun da değil ama yani. Ama Selim'im öyle demiyor. Emre Hocam, Selim'im öyle demiyor ama. Senin için Ali neler varken, söylüyorlar. Deme yapma. Selim'im Ali Bey varken gelebilir mi Emre Hoca? Maç selamlaştık. Evet. Hayatı sorduk. Emre Hoca her zaman emekçilerin yanındadır. Tamam, biz de emekçiyiz. Söyledik. Emre Hoca, Fenerbahçe'nin başında bir futbol sever olarak görmek isterim. Yani Emre Hoca'nın hareketleri. Yani görmek ister, anladın İşanlı mı? Büyük baş. Fenerbahçe'de haksızlık yapıldı mı Emre ona? Emre Hoca'nın bana bir açıklaması var bu arada. Fenerbahçe ile bir hedefiyle ilgili. O günlerde gelecek hocam, ben unutmadım, not aldım. Çünkü o başarıyı elde edeceğinize inanıyorum. Hocam o yazdı. Başarıyı elde ettikten sonra, hayır notu bile duruyor. O elde ettikten sonra açıklayacağım. Pandemide bir röportaj yapmıştık. Off the record kısmında söyleyeyim. Fenerbahçe biraz... Opet voleybolda Eczacıbaşı'nın 2-0 yaptı. Abi, dünyanın gerçekten çok büyük. Taş yerinde ya. Ağırdır. Emre Hoca. Bir dakika dur bir şey söyledi. Dur ya. Ne oldu? En diyecektim de şimdi kavga çıkmasın diye. Dur dedim. Dur bir şey söyledi. Bardağı kaçırdın mı? Ben voleybol 2-0 öne geçtim. Abi büyük başarı. Her yerde bir finalde bir kupa alıyor. Yani şimdi 2-0 yaptı. Çok büyük işler abi, bunlar da. Cevap bile vermiyoruz. Şudur ya. Ya ne olur gözünü seveyim. Giresun'a... Yani şampiyonluk maçında bakın, puan kaybetmişsin, burada geliyorsun yeni bir olsun, tartışma abi, konusu bak, açıyorsun. Hayır yanlış bakıyorsun. Hayır tartışma konusu falan açmıyorum. Son dakika geldi, yorum yaptım Sercan. Tamam yorum yaptı canım, bir şey demem. Az önceki konuyla ilgili söyleyeyim yanlış anlaşılmasın diye. Pası vereyim de. Taş yerinde ağırdır. Emre Hoca da Fenerbahçe'ye çok yakışır. Pekala tamam. Şimdi sevgili Emre Kaplan, ya Icardi'yi işte eşi çoluğu çocuğu... Yanılmıyorsam Süleymaniye Camii'nin orada bir resimleri var değil mi? Hep ailece. Birlikte bir tur attılar geçenlerde. Belli ki hanımefendi Wanda Nara seviyor İstanbul'u. Icardi ile birlikte burada gezip tozuyorlar ailecek. Belki çocukları da çok mutlu memnun. Yönetim zaten Icardi'yi baş tacı yaptı. Burada artık galiba iş Icardi'nin ağzında, iki dudağın arasında. Galatasaray yönetimi... Her türlü fedakarlığı yapacaktır. Yapar da. Senin bakış açın nedir sevgili Emre? Bu oyuncu kalır mı? Yoksa Fransa'ya mı döner, oradan ülkesine mi gider, ne yapar bilmiyorum, ya da İtalya. Abi bir şey yani, çok net ifade kullanabilmek için hala erken. Ama şunu söyleyeyim. Yani bugüne kadar kullandığım en net ifadeyi kullanayım Icardi konusunda. Bence önümüzdeki sezon Galatasaray'da olma ihtimali olmama ihtimalinden daha fazla. Çünkü her şey olumlu seyrediyor şu an Icardi sürecinde. Geçtiğimiz günlerde hatta sen Wanda Nara'dan bahsettin. Sosyal medya hesabında Wanda Nara'ya bir soru soruluyor. Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalacak mısınız? Türkiye'de devam edecek misiniz diye. O da bir Galatasaray arması ya da aslan, yani Galatasaray'ı temsil eden bir emoji koyuyor. Yanına da kalpler koyuyor. Yani bir yeşil ışık yakıyor. Onun öncesinde Icardi'nin hem Arjantin'de hem de yanılmıyorsam Fransa'da verdiği röportajlar vardı. Oralarda da Galatasaray'da devam etmek istediğini, Türkiye'de İstanbul'da çok mutlu olduğunu söylüyor. Icardi konusunda Galatasaray'ı zorlayacak tek şey, küçük bir detay diyemeyeceğim çünkü büyük bir detay, bonservis değil. Bonservis konusu çözülebilir. Bonservis konusunda çok ciddi sıkıntı yaşanmaz çünkü son seneye giriliyor artık sözleşmesinde. Paris Saint-Germain'de sözleşmesinin son senesinde. Paris Saint-Germain'in de olmazsa olmaz oyuncularından biri değil. Bizim için, Galatasaray için, Türkiye için olmazsa olmaz ama Paris Saint-Germain seviyesinde kabul edelim. Olmazsa olmaz bir oyuncu değil Icardi. Bonservisi bir şekilde çözülebilir. Çünkü Galatasaray'ın yaz transfer döneminde böyle çift taneli rakamlara satmayı planladığı oyuncular da var. Yani bir orada bir nakit akışı olacak. Galatasaray o rakamı ödeyebilecek. Ama Icardi'nin yıllık maaşı burada en belirleyici unsur. Küçük bir detay. 7 milyon euro şu anda net rakamı. İşte vergiler, onlar bunlar çok daha yükseğe çıkıyor tabii de. Ama Paris Saint-Germain'in ödediği, Galatasaray'ın da 750 bin eurosunu ödediği rakam
7 milyon euro. Şimdi düşünelim mantıklı, çok basit bir denklemle. Yani 7 milyon euro ben bugün maaş alıyorum. Başka bir yere geçeceğim. Ne kadara geçerim? Tabii ki daha üstünü talep etmeyeceğim. Hayır hayır. Yani kendi mesleğimizden düşünmeyelim. O daha farklı olabilir ama şimdi 30 yaşında artık biraz daha geriye gidecek kazanacağı paralar Icardi'nin. Yani 5'ten aşağı bir rakamı kabul eder mi Icardi? Ha, bence zor. Yeni kontratlı şekilde. Yeni kontrat. Tabii işte 3 yıllık ister. 3 yıllık, 3 artı 1 yıllık bu tip şeyler konuşulacaktır. Aşağı yukarıda bir 5 milyon euro. İmza parası. İmza parası olacağını zannetmiyorum. Yani uzun bir kontrat yok, olacağı için. Hayır, bonservis de alınacak zaten. Zaten. Bonservis de alınacak. Zaten imza paralık bir durum yok ama totalde işte 3 artı 1 yıllık sözleşme 5 milyon euro gibi rakamlar telaffuz edecektir. Bonuslarla bulur mu diyorsun? Bonusları olabilir, maç başıları olabilir. Çok detaylı bir kontrat olur tabii ama dediğim gibi en başta söylediğimi bir daha tekrarlayayım. Ben hala Icardi'nin önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalmama ihtimalinden daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Peki, Paris Saint Germain'li yetkililer, futbolu bilen insanlar. Icardi Paris'e lazım. Paris Saint Germain'e lazım. Hazır Messi de gidiyorken değil mi? Evet, oraya yıldız da doldurması gerekiyor. Paris Saint Germain Icardi'ye ihtiyacı var. Aman diyeyim. Şimdi 4 dakika var reklama. Şöyle başlayalım ki saat başına da evirsin sevgili Ahmet Selim. Ali Bey ile hoca ne konuştu Ahmet Selim? Ali Bey de basket maçında şu anda. Basket maçında Yunanistan'da. Bu arada da temsilcimize de başarılar diliyorum. Sonra laf ediyorsun abi. Bak aynı anda. Eder miyim canım? Yok. Ağzıma lafın gelişi söyledim az önceki tartışmaya. Abi Kadıköy'de yani. Tribünde Allah aşkına birine söylesene bunu böyle. 60. dakikada falan maç berabere giderken bir tarafta voleybolda bir tarafta basketteyiz. Adam burada sana abi, bunu ayırmamız gerekiyor. Şampiyonlukla ilgili bir şey söylerken burada voleybol diyor. Bunu o yüzden yani Ahmet buna gerek yok. Sercan hayır. Tamam, İkisi anlatalım. Aynı şey değil. Fenerbahçe futbolda başarısız. Bu ayrı bir konu. Fenerbahçe Türk sporunun en önemli lokomotifi. Her sporda Avrupa başarıları, bilmem Dünya harika, Kupası mı şey mi? Bu ikisi ayrı konu. Niye ikisi saplasama? Ama ben de biraz da ben de diyorum ki gerçekçi olmak gerekiyor. Bu arada sokakta kimse yani şimdi yanlış olacak. Yani futbolla voleybolu taraftar üzerindeki basket öyle değil mesela. Evet, linçe doğru gidiyorsun. Taraftar üzerinde atletizm var. Olimpiyata en çok sporcu gönderen takım Fenerbahçe. Bunların kıymetini hakkını vereceğiz. Ya Ahmet, futbol şey birinci. Hayır, futbol birinci diye bu ülkede. Birinci kaçıncı olacak? Ya hayır, birinci diye diğerlerini niye yok sayıyoruz? Yok saymıyorum abi, ben yok saymıyorum. Abi bir tabii şey kötü diye hepsi kötü. Fenerbahçe'nin bütün branşlarda başarılı olduğunu tüm Türkiye biliyor. Bunu kim yatsıyabilir? Tamam, ben ama ben de diyorum ki sana, futbolda başarısızken ki Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerimi son haftalarda bilen biri olarak. Evet. Zaten futbolda, onun siniriyle böyle. Evet. Tamam ama çocuk bir şey demedik. Abi yani hocam, voleyboldaki başarı, atletizmdeki başarı, futboldaki başarısızlığı kapatmaz. Ya ne alakası var Sercan? Maç sonuçlandı. Ben de yorum yaptım. Tamam. Dünyanın en büyük spor kulübü dedim. Aynı gün 3 tane farklı branşta Avrupa maçına çıkıyor. Olimpiyata gönderiyor. Spor kulübü gelenekleri var. Bunlar önemli. Devam. Futbol ayrı konu. Devam. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben Fenerbahçelileri 3-4 haftada anladım. Sen gerçek problemlere Fenerbahçeliler bu kadar derinlemesine... Ya ne alakası var gerçek problemler? Maç sonucu geldi kardeşim. Birazdan göreceksin gerçek problemleri. Tamam, ben diyorum ki sana. Fenerbahçe... Son bir futboldaki abi sen söyle, senin hakkında. Tamam, hayır. Söyle. Ali Bey şeyde şu anda maçta Yunanistan'da. Bu arada 20-15 gerideyiz. 5 sayı. Haklı maalesef. Olur. O önemli olan maç sonunu iyi getirmek. Ya kolay İnşallah. İş değil de çok kötü yenildi burada. Neyse, Ali Bey şu anda basket maçında. Tabii dün biraz hareketliydi. Dün yaptırım da çıktı. Yaptırım ilgili. Çıktı mı? Evet, evet. Anlatır mısın saat başı? Tabii ki anlatacağız. Peki. Reklamlar efendim. Kaldığımız yerden devam, Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Tabii başka bir soru daha soracağım. Çünkü sosyal medyada çok bana da burada soru geldi. Hatta bu konuda konuşuluyor. Onu sevgili Emre Kaplan'la Selim'e soracağım. Selim, nereden devam etmek istersin? Hoca başkan görüşmesi. Evet, oradan devam edelim Aykut abi. Planlı bir görüşme değildi. Giresun sonucunun ardından başkan sabah saatlerinde Cessu kulübe çağırdı. 3'te başladı bu toplantı, özür diliyorum. 3'te başladı bu toplantı. Yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda en kaba tabirle söyleyeyim, hesap sordu tabii Ali Koç. Neden bu oluyor? Neden 3. kez biz elimize fırsat gelmişken değerlendirmiyoruz? Bunun doğal olarak hesabını sordu. Cessus da bu hesabı verdi. Konuştular konu üzerine.
Ve bir karar çıktı bu toplantıdan, onu da söyleyelim. Bir yaptırım çıktı. Futbolculara bir cezai yaptırım uygulandı. Futbolcular normalde seçimden dolayı bu hafta sonu maç yok. Uzun bir ara var. Fenerbahçe 3 gün izinliydi Giresunspor maçından dolayı. 3 gün oldu mu da futbolcular hemen planlar yapıyor. Ya şehir dışına ya ne derler ona, ülke dışına planlar yapıyor. İstanbul dışına, ben dün bu haberi yabancı dışarı, yurt dışına çıkmak yasak diye verdim. Genişletiyorum. İstanbul dışına çıkmak yasaklandı Fenerbahçeli futbolculara. Ceza olarak. Bence bu arada haklı. Çünkü ben başkana buradan çok fazla eleştiri yaptım. Defalarca kez bu prim konusuyla ilgili eleştiriler yaptım. Sivasspor maçına maça özel prim koymuş başkan. Muhtemelen Giresunspor maçına da vardır. Çünkü Sivasspor maçına koyup da Giresunspor maçına koymamazlık etmemiştir. Yani başkan da artık üstüne düşeni yapmış bazı konularda. Futbolcular tamam baskıyı kaldıramıyor, edemiyor ama ben bu yaptırımı çok yanlış bulmuyorum açıkçası. Böyle bir toplantıdan da karar çıktı. İrfan'ın yurt dışından görüntüleri düştü. İrfan cezalıydı. Cezalı olduğu için, deplasman maçı da olduğu için, yani gidip orada maçı izlemesi vesaire böyle bir durum olmadığı için onun bileti biraz daha önceden de İrfan da oradan dönüyor zaten. Benim gerçekten anlamakta çok zorlandığım bir konu var. Sosyal medyada bu yazılıyor, çiziliyor. İşte bizim editör Erdem Akbaş, abi bu konuyu mutlaka sormanı rica ediyorum dedi Ahmet Selim ve Emre Kaplan'a. İnanın anlamakta çok zorluk çektiğim bir husus. Şimdi Fenerbahçe Kulübü'nün son maça, yani oraya Galatasaray şampiyonunu ilan eder, son maça çıkmayacağı şeklinde bir dedikodu var. Dedikodudan nasıl yürümeyelim. Ben nasıl de yani hiç sevmem. Dedikodu konuşuluyor var sosyal medyada. Niye çıkmasın Allah yani? Ben onu anlayamadım. Şey. Yani çok altı dolu gelmedi sosyal bana medyada işte atlamamak gerekiyor. Artık şu Ahmet Selim, çok altı boş bir iddia yani. Bomboş bir iddia yani. Profesyonel 100 yılı aşkın kulüpler hiç böyle bir şey olabilir mi? Yok öyle bir şey yok zaten. Bu şeylere gelmek gerekiyor. Bunlar biraz da kötü niyetli yapılan bence şeyler. Bence de yani. Ha, şu ha, anlamda yani, kötü niyet. Ya niye çıkmasın? Hani bunu konuşturup hani kendince birileri dalga geçiyor. Allah aşkına şu gördüğünüz haberleri artık atlamayın. Bir bakın kim yapmış. Şu kaynakları artık biraz akıllarda tutalım. Ya ben hayat inanamıyorum ya. O kadar ya, bir tane mesela haber sitesi var, Eğlence. Eski bir gazetenin ismini kullanıyor. Hepiniz biliyorsunuz. Ya bu adamların troll yaptığını artık anlamamak için, troll haber yaptığını için hala o haberi kaynak gösteriyorlar. Ve benim tanıdığım aklı selim insanlar bu kadar saçma bir haberi alıntılayıp yorum yapıyor. Bu yani bu, Fenerbahçe'nin maça çıkmaması demek ne demek yani? Çok öyle bir şey yok abi zaten. Çok altı dolu gelmedi bana yani. Ya daha tabii oraya çok var ama yani Galatasaray şampiyon olarak o maça çıkacak olursa bu o hafta belki konuşulabilir. Yani Allah o hafta bu, yok, böyle, yok, bir, böyle bir şey yok. Ya yani ben şu ana kadar Fenerbahçe'nin sezon başından bu yanaki yaklaşımlarından ben Fenerbahçe içerisinde bunun konuşulacağına eminim bu arada. Çıkmama eğer karşı noktaya gelirse. Yok, çıkmama öyle bir şey yok ama Emre. Yok ya. Çünkü bu sene Fenerbahçe ligden çekilelim mi oylaması yaptı divan yaptı, kurulunda. Evet. Son hafta bu durum yok, olursa öyle bir şey yok. Bu durum oylamayı yapalım Emre'ye de katılmak gerekiyor. Şu an zaten bir şey yok. Afaki bir şey üzerine konuşuyoruz ama olma ihtimali yüksek Galatasaray'ın son maça şampiyon olarak çıkması. Öyle bir durumda camia içerisinde bunu başkan dillendirmez ya da yöneticiler belki dillendirmez ama kanaat önderi diyebileceğimiz insanlar dillendirmez. Ben bunun konuşulacağından eminim eğer iş oraya gelirse. Ama, arada, ama hani, fiilen böyle bir şey yok. Olur mu olmaz mı? Kural gereği iki tane hükmen mağlubiyeti olursa bir alt lige düşüyor. Yani şu an olmayan doğmamış bebeği. Adam öyle diyor şimdi. Hayır, o kadar şey yapmaya gerek yok. Ben sadece ya, bu seneki yaklaşımdan bence de çıkar zaten. Öyle bir ihtimal olabilir mi? Şimdi çıkmama ihtimali. Yok söylemiyorum. Tamam. Çıkmama bir kere oldu biliyorsunuz. O da baskette yaşandı yani. Fenerbahçe. Baskette değil futbolda yaşandı. Beşiktaş kupada. Kupada. Ben onu demeyecektim bu arada. Basketlere yaşandı. Fenerbahçe tarihinde böyle bir şey yok. Bunu düşünenler de Fenerbahçe'yi tanımayanlar. Bu arada davasında haklıysa kulüp maça çıkmamak en büyük özgürlüktür. En büyük karardır. Ama o zaten farklı bir konu. Yani. Beşiktaş'tan bahsediyorum. Hayır, Beşiktaş'ki farklı bir konuydu. Buradaki durum başka. Yani Fenerbahçe başka bir şey için bu yıl çok eğitici bir sezon oldu. Doğru dersleri alabilirse. Fenerbahçe bu yıl bu genel algıların bir anlamı olmadığını,
futbolun ne olursa olsun sahada oynandığını, futbolcuların kazandığı takdirde hakem işleri vesaire oluyor. Ben hala sene başından beri aynı noktadayım. Bu çok da mutlu değilim bu işlere girmekten ama kendimizi bu ortamdan sıyıramıyoruz. Fenerbahçe bu sezon şunu gördü. Şampiyonluk için bu işin futbolcusu da önemli, Samandıra'daki huzur da, hoca da, basın açıklamaları da, şeyler de, her detay önemli. Bu yıl bunu çok iyi öğrendi Fenerbahçe. Belli noktaları iyi uyguladı. Bu yüzden de Fenerbahçe bu yıl, bakın Türkiye'de evet ikincilik, başarısızlık vesaire ama ya Fenerbahçe bu yıl facia, hayal kırıklığı bir yıl değil. Yine bir şeyler eksik. Bu eksikleri tamamlayıp üstüne koyarak devam etmeyi öğrenmek ben zorunda. Ben seni izleyen bir Fenerbahçe taraftarı olsam evde şu anda. Ne diyeceksin ki, abi? Ahmet Selim ne diyorsun? Bak kaç sene oldu biz hala şampiyon olamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Hasreti bitirmek için aklı Selim'le doğrularının üzerine bu yıl şimdi bazı doğrular yaptın. Senin takımın gol atma konusunda başarılı işler çıkardı. Eksikler oldu, artılar oldu. Bakacaksın hocada mı hata var? Bunları tabii planlayıcılar daha çok şey yapacak ama hocada değişiklik de yapabilirsin ki ben yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Futbolcuda mı eksiklik kalmalı var? Kalmalı mı? Bence kalmalı. Ay kalır mı Ahmet Selim? Fenerbahçe. Ya kalmaz. Kalır mı? Fenerbahçe'de şampiyon. Belli değil. Tamam belli değil. Tamam ama ben yorumumu söyledim. Tamam. Bir şey daha ekleme yapacağım Ahmet ama. Söyle. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta şampiyon olunmayan her yıl hayal kırıklığıdır. Beşiktaş'ın bu sezon yaşadığı şey hayal kırıklığıdır. Fenerbahçe'nin bu sezon yaşadığı şey hayal kırıklığıdır. Üstüne üstlük yıllardır şampiyon olamayan Fenerbahçe'nin bu yıl şampiyon parolasıyla çıkıp esip gülülerken şampiyon olamaması hayal kırıklığıdır. Bunu da Türk futbolu senin gibiler yüzünden bu halde diyeceğim. Bunu da kabul etmesal bakıyorum. Bunu da kabul etmeyen hayal kırıklığı değil diyen iyimserdir. İyimser benim kardom da iyimser bir insan. Kardom. Evet benim kardom iyimser bir insan. Ben iyimser bir insan değilim. Gerçekçi bakmaya çalışıyor. Sene başından beri burada çok tartıştık. Sonunda gelinen noktada ben haklı çıktım. Yine ben haklı çıkacağım. Allah Allah. Evet abi sen bak ben Fenerbahçe'nin iç şeyini bir gram bilemem. Dün yukarıda ne konuştuk Sercan? Ya neler yukarıda neler görüyorsun? Konuşuyoruz 3-4 haftadır. Okan Hoca kaybetseydi devam eder miydi yönetim? İmkan yok. Ya ama aynı konular değil. Abi Fenerbahçe'de çok büyük stres var. Fenerbahçe'de bu kadrodaki eksikler belli. Bakın söylüyorum. Giresun maçının kadrosunu saydım. Bir daha sayayım. Şampiyonluk mücadelesi vermiş. Ağır yük kaldırabilecek bu konuda tecrübeli oyuncu sayısı 1 veya 2. Bakacak bu eksiğini kapatacak kalitede sıkıntı var. Ben bu arada Rossi ile ilgili artık biraz tabii sezon sonuna da geliyor. Yani Rossi ile ilgili uzun bir süre kararsız kaldım. Çünkü bir maç çıkıyordu böyle garip bir şey yapıyordu vesaire. Rossi Fenerbahçe'nin orta sahasında as oyuncu, birinci oyuncu olacak seviyede kalitede oyuncular olması lazım. Şu anların hepsi tamamlayıcı oyuncu. O liderlik, o işte ayaklar bu yüzden titriyor. Fenerbahçe bu yılın hatalarına bakacak, eksiklerine bakacak. Doğrularının üstüne yeni doğrular ekleyecek, devam edecek. Yoksa seneye de sil baştan yaparsan seneye de aynısı. Zaten camia kötü halde, sıradan bir durum söz konusu değil. Camia her şeye zaten tepki veriyor, her şeye reaksiyon veriyor. Bir sürü hata yapıyor. Kendi oyuncusunu 4. haftadan başlıyor yuhlamaya. Zaten sıkıntı çok. Yeni sıkıntılar atacak şeyler yapmamak gerekiyor. Bir kulübün başına gelse darma duman olacağı şeyler Fenerbahçe'de son 20 yılda en az 5-6 kere olmuştur. Bir sürü olaylar oldu. Eskiye dönüp hatırlatmaya gerek yok. Camiadan bahsettiğini insanlardan anlayabiliyorum. Taraftarlardan, yöneticilerden, hocalardan. Artık onları da ben Fenerbahçelerin yaşadığı duyguyu anlayamıyorum, tamam mı? Ama kendimi onların yerine koyuyorum. Bu kadar yaşanan olumsuz durumlarda, sonuçlarda gerektiğinden Galatasaraylı'dan, Beşiktaşlı'dan, Trabzonlu'dan, Başakşehirli'den vermesi gerektiğinden daha büyük tepkiler verebilirler. Çünkü yaşadığı şeyler daha fazla. Ben onları anlayabiliyorum, Fenerbahçelileri anlayabiliyorum. Ama Fenerbahçelileri de en azından bu yılı ben Cesus'a suç buluyorum. Tabii ki Ali Bey'in de gelinen son işte 5 yılda hatalar elbette olmuştur ama bu yıl bir futbolda kağıdı kalemimi elimize aldık. Fenerbahçe'nin bütün muhabirleri dedi ki Cesus'un istediği bütün transferler %90 oranında yapıldı. Bu arada özür dilerim. Yani bu transferleri büyük oranda Cesus isteyip yapıldıysa zaten en büyük faturayı Cesus'a kesmek gerekiyor. Zaten ödemeler günü gününde ödeniyor. Ahmet Selim Kul söyledi. Evet doğru. Hiçbir futbolcunun içeride alacağı yok. Fenerbahçe taraftarı üzerine düşeni yapmış. 50 bini oraya doldurmuş Kadıköy'ü. Deplasmanına gitmiş. Kaç defa Ahmet anlattı.
sezon başı yapılan transferler herkes tarafından övülüyordu. Jesus Türkiye'nin en büyük teknik direktörü, Türk futbolunu kurtaracak deniliyordu. Sizin... Gelinen noktada eğer bu sezon şampiyon olamazsa Fenerbahçe, sizi, bu fatura Jesus'a kesilecek. Sizi bu sözlerle kandırıyorlar sezon sonunda. Sonra sezon başlıyor. Fenerbahçe gene aynı süreçleri yaşıyor. Bu defa diyorlar ki işte geçen yıl o kalsaydı, bu gitseydi, bu ikilemde Fenerbahçe dönüp dönüp duruyor. Ama yenisini doğru yapmak isterim Fenerbahçe. Yani bu seneki kadro yapılanmasına bakalım, transferlere bakalım. Ya Kim Min-jae'yi satıyorsunuz? Evet. Ya Fenerbahçe şampiyon olmak istiyor abi. 5 senenin sonunda, 8 senenin sonunda. Ben, ya Ali Koç'un 5 senesi. Ben bir bütün olarak bakıyorum. Hayır, hocanın şöyle... istediği transfer. Hoca sana bunu dediğinde. Hocanın istediği transfer değil yani. Yeni bir yapılanma yaptınız bu sene. Sen mesela diyorsun ya belli şeyler doğru yapıldı. Ya bence Fenerbahçe adına doğru yapılmış çok az şey var bu sene. Yok. Yani katılmıyorum. Sana ben bir soru sormak istiyorum. Abi çok özür dilerim. Kim Min-jae'yi 18 yılda. Abi Kim Min-jae'yi 18 milyon euroya sattın. Gittin 20 milyon euro para harcayıp Fenerbahçe'de hiçbir katkı sağlamayacak bir sürü oyuncu aldın. Ha. Gittin Samet Akaydın'ı aldın. Yok. Abdülkerim elindeyken Abdülkerim'i almadın. Gittin sadece Abdülkerim gibi bir oyuncu olsun diye yerli bir oyuncu aldın. Bir sürü para harcadın. Bunlar ama detaylar Emre. Ben daha genel konular diyeyim. Yani detaylara inemiyorum. Hayır genel. Buradan genele gidiliyor yani. Fenerbahçe'nin bu sene doğru yaptığı bence çok az iş var. O yüzden diyorum ya Jesus ilk haftalarda hep söyledik bunu. O zaman insanlar inanmak istedikleri şeye inanıyordu. Yani Fenerbahçe'nin çok ciddi bir fikstür avantajı vardı. O yüzden iyi oynuyordu. Yani daha doğrusu iyi sonuçlar alıyordu. Fikstür normale döndü. Fenerbahçe'nin gerçek hali ortaya çıktı. Kadro kalitesi hep söylüyorum. Mert Hakan, İrfan Can kaptanı olduğu bir takımın şampiyon olma şansı yok abi yok. Türkiye'de. İnsanlar şimdi, kendilerini kandırmasınlar yani. Ben sana bir soru soracağım ama bu soruyu sadece burada bırakacağım. Yani sorunun içinde belki bir yorum var, belki bir araştırma yapabilirsin. Fenerbahçe kulübünde veyahut Beşiktaş veyahut Galatasaray oyuncuların taraftara, eşine, dostuna verdiği formaların bütçesi kime ait? Nasıl kulübe abi? Mi ait? Oyuncuya mı ait? Nasıl? Fenerbahçe'de futbolcu bir forma alabiliyor galiba maçtan sonra. Şimdi soru tabii şu. Yani oyuncuya forma... ait oyuncu. Bak şimdi soru şu. Ben İrfan Can'ım. Bana ait bir formayı Emre Kaplan'a vereceğim maçtan sonra. Kulüp alıyor. Hayır kulüp alıyor. Üzerindeki ya, formayı mı? Bak işte ya zaten bu konuları derinlemesine girdik ben seni anladım. Anladın. Tamam soruyu o zaman burada bıraktık. Derinlemesine girdik mi zaten işte bu arkadaşlarım bana ters düşüyor şey yapıyor. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim buradan. Kimseyi yakmak istemediğim için çünkü gariban insanların başına bir şey gelmedi. Beşiktaş maçında olağanüstü olaylar oldu. Beşiktaş maçında Fenerbahçe'nin yıllardır stada, salona, sağa, sola kulübü koruyan, şey yapan insanların birçoğunun canı çok sıkkındı. Çok alakasız bir konudan dolayı. Şampiyonluk için her detay önemli. En önemli detay da yöneticiye düşüyor. Ya daha böyle işle alakalı, EYT mevzularıyla alakalı biri. Fenerbahçe... Hayır anlamadım. Ne yaptı taraftarı? Taraftar değil. Birileri mutsuzdu orada. Başımıza garip garip işte statta öyle işler iyi giderken bir penaltı kaçırıp maçı veriyorsun. Şampiyonluk için her detay önemli. Samandıra'daki personel mutlu olmalı. Bakın ben bir şey böyle çok maneviyat üzerinden konuşmak istemiyorum da Galatasaray maçından önce formalara zam yapılmaz. Anlatabiliyor muyum? Bu o işin büyüsünü bozan bir hareket bana göre. Bu ticari açıdan bakan para kazanılacak diye tribünün yapısı çok fazla değiştirildi. Çok yüksek fiyatlar oldu. Şimdi stadın geldiği hal ortada. Ya ben böyle başkan çok iyi niyetle çalışıyor, çok büyük emek veriyor. Adam yani servetinin bir kısmını koydu oraya şey yapmak istemiyorum ama gerçekler var. İletişimde her şeyi düşünmek zorundasınız. Ya Sayın Başkan'ın alışkanlıklarına göre yapamazsınız. Ne gerekiyorsa onun yapılması gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda ne gerekiyorsa, neler yapılması gerekiyorsa onların yapılması gerekiyor. İhaleyi futbolcu hocaya çıkarmak çok kolay. Fenerbahçe bir sebepten dolayı, şimdi Emre'nin söylediklerinde de haklılık payı var, Sercan'ın söylediklerinde haklılık payı var. Ama Fenerbahçe yıllardır bir o parçada işte uğraştı, orayı düzeltmeye çalıştı. Halbuki diğer tarafları düzeltmekle bir ilgisi yoktu. Sorun bütün yönetimin, burada en önemli şey bu yüzden yönetime düşüyor. Yönetimin her detayı düşünüp, her şeyi planlayıp, düzgün bir şekilde bu yola girmesi lazım. Benim Emre demek istediğim bununla alakalı. Bu yıl ben şunu söyleyeceğim. Yani. Bu yıl bazı şeyleri tabii doğru yaptılar. Bazı şeyleri öğrendiler. Bazı şeylerin üstüne koydular. Bunların üstüne koyarak devam etmeli. Hoca değişecekse değişsin. Ama önce yani
netice itibariyle futbol oynanıyor. Önce iyi bir kadro kurmak gerekiyor. Tabii, tabii. İyi bir oyun ortaya koymak gerekiyor. Bunlar oldukça diğerlerini yapmak daha kolay oluyor zaten. Tabii. Ya, ben çünkü şöyle. Fenerbahçe'nin bu sene kurduğu kadronun başarılı bir transfer operasyonu olduğunu düşünmüyorum. Orada genel itibariyle. Katılıyorum. Şöyle ya, hoca Buruma'yı istediyse artık son şunu da söyleyeyim. Ya diyeceksin Buruma burada olmaz, üstünü getireyim diyeceksin. Samet'i hoca istedi. Ya hoca buraya geldiğinde burayı falan bilmiyordu Samet'i doğal olarak. Samet'i nereden tanıyabilir? Nereden tanıyor? Yani yönetimin sadece birini dinlemek değil, sadece şey değil. Bu konuda her detayı düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Ben burada amacım yönetimi göreyim, bütün suçu yönetime atayım değil. Gerçekten büyük emek vererek yapıyorlar. Ama onlar doğrulara odaklanmadan şampiyonluk gelmeyecek. Her detayı düşünmek zorunda. Peki kardeşim. Belki benim atladığım soru olur veya senin aklına gelir, arada söylersin. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş bu sene evet belki şampiyonluğunuz gerisinde, gerçi matematiksel olarak var ama umut olarak tabii psikolojik olarak söylüyorum. Başakşehir maçıyla bitti ben. Sevgili dostum, Beşiktaş kulübü nerede hata yaptı? Beşiktaş kulübü neden tam eline gelmişken kaçırdı bu işi? Aslında fırsatı da oldu. Şenol Hoca bunu yayınlarda, toplantılarda da söylüyor. İşte bazı maçlara değiniyor. Şimdi yeniden bir Beşiktaş mı göreceğiz seneye? Bambaşka yapılanmış bir Beşiktaş mı göreceğiz Sercan? Sil baştan mı? Sil baştan olmayacak Aykut abi. Şöyle olacak. Sergen Yalçın, Abdullah Avcı gittikten sonra 10. ayda geldi. O yıl inanılmaz iyi işler yaptı Sergen Yalçın sezon sonuna kadar. Gelecek sezona takımı hazırladı. Transfer politikası önceden belirlendi. Bir sonraki sezona Sergen Yalçın çok iyi bir başlangıç yaparak kadro planlamasıyla bir golle şampiyon oldu. Şimdi Şenol Güneş geldi. Ne zaman gelmişti? 10. aydır Hatay maçı. Ekim ayıydı Hatay. Oradan sonra geldi. Sergen Yalçın ilk geldiğindeki sezon gibi bir sezon bitiriyor. Burada yapılacak olan şeyler duyduklarımız da. Şimdiden transfer planlaması belli olan bir Beşiktaş. Şimdiden alacağı oyuncu havuzu belli olan bir Beşiktaş. Çok fazla değil, 4-5 transferle gelecek sezona başlayacak olan bir Beşiktaş. Hiç zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde transfer dönemi açıldığı an Beşiktaş'ın transferlerini pat 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 indirmesi gerekiyor. Bir baba stoper. Haziran sonu mu en kötü? Yapması gerekiyor. Ben yapacağına inanıyorum. Bir baba stoper. Bir altı numara. Bir mi? İki stoper mi ya? Bir stoper. Şimdilik bir diyorlar. O yüzden bir diyoruz. Bir baba stoper. İngiltere'de oynayan. Herkesin tanıdığı, herkesin bildiği. Bir altı numara. 10-15 milyon euroluk değeri olan. Defansif bir oyuncu. Şenol Hoca'nın isteği bir on numara. Talişka tiplemesinde. Fizikli, uzun boylu bir on numara. Bir tane yedek forvet. Redmond'ın bugün itibariyle sözleşmesinin imzalanması gerekiyor. Takımda kalması gerekiyor. Ama duyduklarımız öyle değil. Kötü. Redmond'ın takımda kalması gerekiyor. Ne demek kötü? Yani ayrılma ihtimali daha yüksek Redmond'ın. Acil bir şekilde yapılması gerekenler. Eğer bunlar yapılırsa, Redmond giderse iki tane kanat. Bunlar yapılırsa copy paste. Abdullah Avcı sonrasındaki Sergen Hoca geldi. Kalan sezonu iyi bitirdi. Planlaması hazırdı. Başladı. Şampiyon oldu. Copy paste. Şenol Hoca geldi. İyi bir sezon geçirdi. Transfer planlaması belli. Gelecek yıl Beşiktaş şampiyon olur. Ama Beşiktaş taraftarı bu işi hakikaten çok iyi biliyor. Bak hatırla, içeride oynanan ve 0-0 biten bir maçtan sonra Beşiktaş seyircisi Valerian'ı ıslıkladı. Ve Şenol Hoca'nın adını zikretti o gün o statta. Hatta 2-2'lik İstanbulspor maçından sonra da. Abi bana katılmıyorlar o konuda. Sen de bana katılmayacaksın. Valerian İsmail konusunu açtığın için. Hocaya mesaj attım ben bugün Valerian İsmail'e. Cevap vermedi henüz. Keşke cevap verse bir röportajı koparsak rahatlayacağım. Abi, insanlar bana katılmıyor bu konuda. Galatasaray'ın bu yıl şampiyon olmasının sebebi inanılmaz derecede 4-5 aylık inanılmaz bir galibiyet serisi yapması. Geriden gelmesi. Normal şartlarda bu bir daha tekrarlanabilecek 20 maçlık bir seri değil. Türkiye ülkemizde böyle bir galibiyet serisi bir daha göremeyeceğiz. 60 senedir görmedik zaten. Görmedik değil mi yani? Evet. Böyle bir galibiyet serisi bir daha görmeyeceğiz. Şenol Hoca üzerine düşen görevi fazlasıyla zaten yaptı. Başarılıdır.
Ama ben şunu kim ben diyemeyeceğim abi. Bana insanlar katılmıyor. Çok özür dilerim. Valerian İsmail Şenol Hoca'ya göre elbette iyi bir teknik direktör değil. Elbette Şenol Hoca'ya göre, Şenol Hoca geldikten sonraki performansına baktığımız zaman da Valerian İsmail'in yetersiz olduğunu anlayabiliyoruz. Ama Valerian İsmail gittiğinde Galatasaray Beşiktaş'ın bir puan gerisinde Beşiktaş'ın bir maç fazlası vardı. Gelinen noktada Galatasaray böyleyken zamanla Şenol Hoca geldikten sonra zamanla böyle oldu. Ben demiyorum ki Şenol Hoca yüzünden bu. Şenol Hoca'nın yaptığını başka bir teknik direktör yapamazdı zaten. Valerian İsmail de bence yapamazdı. Ama başlı başına... Senin taklidini yapayım mı? Yap abi. Valerian İsmail ilk haftadan gitseydi Beşiktaş şampiyon olurdu. Tamam abi. Bunu sen de aynısını böyle yapıyorsun. Şöyle ek yapayım mı? Yap abi. Sen vur. Yok bu tabii ki öyle bir şey değil de. Bana vur yani o anlamda. Hayır, en başında şunu söyledin ya mesela bu sene ki kesinlikle katılıyorum sana. Şu an mesela Beşiktaş taraftarları normalde 2 senedir Beşiktaş yani şu anda puan olarak ihtimal var ama hiçbir zaman şampiyonluk yarışının içinde psikolojik olarak hissetmedi bu sene Beşiktaş taraftarı. Geçen yıl da öyleydi. Geçen sene de benzer bir durum vardı. Normal şartlarda artık Beşiktaş taraftarının isyan noktasına gelmesi gerekiyordu ama şu an Beşiktaş taraftarının hatta futbol kamuoyunun aklındaki şey şu. Şenol Hoca yeniden o eski günlerindeki gibi Beşiktaş'ta belli şeyleri düzeltti ve önümüzdeki sene bizim şampiyonluk umudumuz var. Beşiktaş taraftarını şu an huzurlu tutan şey bu. Ama geçen sene Valerian İsmail göreve geldiği günde yani bir sene kayıp yaşandı Valerian İsmail. Belki geçen sene o gün Şenol Hoca göreve gelseydi şu anda başka şeyden şeyler... bahsediyorsun. 8 evet. hafta kala. 8 hafta kala tabii ki Şenol Hoca kabul eder miydi, etmez miydi? Onlar ayrı konular ama o zaman da çünkü ben hatırlıyorum. Dışarıdan bir taraftar ya da bir spor gazetecisi olarak ya da konuştuğum Beşiktaşlılar %90 oranında falan herkes hemfikirdi. Evet. Bu takımın başına Şenol Güneş'in gelmesi gerekiyor evet. diye. Valerian İsmail'le belki orada zaman kaybedilmese sezon başlangıcı itibariyle. Çünkü yazın senden dolayı çok yakinen biliyorum. Beşiktaş'ın transfer politikası birkaç kez değişmek durumunda kaldı. Valerian İsmail kendi doğrularının arkasında çok fazla duramadı. Yani oralarda Şenol Hoca olsa belki çok daha tabii ki bunlar hepsi varsayım. Yani bu %100 böyle olacak diye bir şey yok ama yani bu sene yakalanan bu süreç bir sene önceden yakalanabilirdi. Sadece Valerian İsmail konusunda elbette Valerian İsmail'in başarılı olduğunu söyleyebilecek herhangi bir kimse yoktur. Gelmiş geçmiş olay. Ya bitti canım artık zaten. Ya bitti. Ya çok da artık orayı çok kurcalamamak gerekiyor. Koca sezon geçti gitti. Ben iyi bir az önce anlattığım şeyler gerçekleşirse Beşiktaş'ın Sergen Yalçın dönemki gibi copy paste şekilde gelecek sezon doğal şekilde birinci şampiyonluk adayı doğal olarak şampiyon olacak olan Galatasaray'dır. Ancak ikinci sırada da an itibariyle Şenol Hoca'dan dolayı, Şenol Güneş'ten dolayı da Beşiktaş'tır. Doğal şampiyon adayı, son şampiyon olduğu için Galatasaray'dır. Daha büyük bütçesi olacağı için. Daha sonrasında Şenol Hoca'dan dolayı Beşiktaş'tır. Şimdi kimler bavulunu topluyor? Abi Wellington. Bir. Enkudu. İki. Enkudu zaten gidiyor. İki. Size. Abi Size'da şöyle bir durum var. Bir baba stoper alınacak deniliyor. Size var, Koli var. Koli yeni transfer. Bir baba stoper gelince kim yedek kalır? O ikiliden kimin yedek kalacağını 3 aşağı 5 yukarı anlayabiliyoruz. Ama ben Size'ın da bu kadar kötü bir oyuncu değil. 1.8 milyon euro alıyor ve çok iyi bir transfer. Az önce Valerian İsmail tercihini evet eleştirebiliriz dedim ama en azından yönetimin de yaptığı bazı doğrular var. Bunu da söyleyelim abi. Romain Saiz 1.8 milyon euro Beşiktaş'ın ilk transferi. Herhangi bir bonservis ücreti verilmedi. Makul seviyede. Galatasaray'dan örnek vermeyeceğim. En azından işte Dubois'dan 100.000-200.000 euro daha az kazanıyor. Ya yani Beşiktaş'ın lider oyuncusu savunmanın ortasında oynayacak İngiltere'den gelen oyuncusu şu an Galatasaray'ın yedek bekinden daha az kazanıyor. Daha devam edelim. İki oyuncu saydık. İyi parayı alınmış anlamında söylüyorum bunu. Kalacak örnek. Galiba. Redmond. Kalacak galiba haklısın yani. Haklısın abi bu tepkinle. Hayır işte. Kadar haklısın. Bu kadar. Ben bu transferin iyi olduğunu söylerken oyuncu iyi. Tamam. Kalması gerekiyor diyorum. Tamam, kalacak diyemiyorum. Kaldı. Tamam. Kaldı deme. Vallahi de gidebilir. 1.8 diyorsun. İyi para diyorsun. Evet iyi para. Artı bir tane stoper gelirse diyorsun. Evet. Sercan. Normal şartlarda
Sais'in kadroda olması gerekiyor. Ama bir baba stoper geldiğinde Sais bu duruma nasıl bakar? Onu bilmediğim için ona bir şey diyemiyorum. Bu arada espri yapıyoruz. Bana cevap hakkı doğdu. Galatasaray'ın iki stoperi toplamda şu an ligin en az gol yiyen takımı Sais'ten daha az kazanıyor totalde. Tamam. Ha, bak. Doğru söylüyor. Abdülkerim. Abdülkerim Bardakçı. Nelson 1.300 alıyor. Bu sene güncellenen rakamı. Euro. Abdülkerim 15 milyon TL. Abdülkerim de 16 gibi bir şeydi. Yani Euro'ya vurduğunda ikisi toplam Sais ediyor işte. Vay be. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı, Beşiktaş. Ama tabii Tayyip de o çocuk da sakatlık yaşadı. Abi hep mesela şey için denir daha ya, yok. Selçuk İnan için uzun yıllar bu söylendi. Böyle Türk futbol, yani Abdülkerim için o kadar abartı bir şey söylemeyeceğim ama çok büyük kırılma yarattı diye. Bu senenin de o anlamdaki transferi Abdülkerim oldu. Çünkü yerli statüsü burada Abdülkerim'i çok ön plana çıkardı. PFLK sevklerini ben bir okuyayım arkadaşlar. Herkes. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar yaptığı nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş. Bak iki başkanı. Mi? Dursun Özbek, Galatasaray, Kitsu, Tolunay Kafkas, Ali Çamlı, Kayserispor, Burak Kızılan, Fenerbahçe Genel Sekreteri, Fenerbahçe, Giresunspor, Yatabare, Sivasspor, Tarık Aksar, Ümraniyespor, Sabri Gülal, Antalyaspor. Kulüp başkanları ve kulüplerin yani yarısı sevk edilmiş. Zaten şey internet sitesindeki açıklamalardan oldu dolayı mu? Kulüp direkt başkanları sevk edilmiş. Daha ligin bitmesine de var. Herkes artık isyanda abi. Doğru. Beşiktaş yok. Beşiktaş ben ona yok. Bakarım diyor bak. Bana ne dur az önce kaldığımız noktadan devam bavulu edelim abi. Bavulu toplayacaklar kimler? Evet. Redmond'un durumu bir yıllık kontratı vardı Beşiktaş'la. Bitiyor sezon sonunda. Oturacaklar bir buçuğunu Beşiktaş ödüyor. 700 bin eurosunu Southampton ödüyor. Yeni sözleşmede 1.6, 1.7'ler konuşuyor olsa da ne zaman eşi doğum yapacak? Mayıs, Haziran ortasında doğum yapacakmış eşi. O doğum başka bir İngiltere... Fenerbahçe'ye de getirmeye çalışan birileri var. Var. Orada. Allah Allah. Evet. Normal. Ben bunu geçen gün söyledim. Eğer Beşiktaş bu konuda hızlı davranmazsa bunun sebeplerini bence ilerleyen süreçte insanlar daha açıklar. Buraya ekleme yapayım. Sezon başı Beşiktaş'a gitmese Galatasaray'a gidebilirdi çünkü bence. Sen... İstedi Galatasaray'a görüştü. Sağ ol, evet. Raşit Sa'dan önce onunla görüştü. Evet, Beşiktaş eğer Redmond'u tutamazsa Fenerbahçe ve Galatasaray'a giderse şaşırmayacak noktadayım Redmond'la alakalı. O yüzden ben biraz Beşiktaş yönetimi bu konuda elinin hızlı davranması gerekiyor. Fenerbahçe ile ilgili bir cümle söyleyeceğim. Abi. Transfer haberi çok vermiyor. Çünkü Fenerbahçe'de verilen transfer haberleri, gitti geldi haberleri hepsi havada yani. Yani sene sonuna sene dair sonu belli sonu. Olan hiçbir şey yok çünkü. Arda Barcelona var. Doğru mu ya? Arda'yı Barcelona istiyor. Bu doğru mu Arsenal ama? İstiyor, Newcastle istiyor. Newcastle, Arda Ferdi olayı o doğru. Yani çok ciddi şekilde isteniyor. Arda'yı istemeyen büyük kulüp yoktur herhalde. Kiralama diye Barcelona satın alma opsiyonu kiralamayı mı düşünüyor? Arda ile ilgili her kulübün birçok düşüncesi var. Ama Fenerbahçe'de bir yıl daha elinde tutmaya gayret edecek Arda'yı. İyi para verilirse? Tutabilir. Yok iyi para da verirse tutacak. Arda peki. Allah'ın izniyle diyelim gene maşallah diyelim hiç değerinden bir şey kaybedecek bir oyuncu değil. Şimdi o zaman Beşiktaş'ta bu senenin bir özetini yapacak olursak bir numaraya Şenol Hoca'yı pozitif yazarız. İki numaraya Mert Günok'u yazarız değil mi tercih bakımından? Redmond'u yazarız, Abu Bakar'ı yazarız, Cenk'i yazarız. Şenol Hoca geldi ne yaptı biliyor musun? Getson'u yazarız. Bunu şöyle değerlendiririm. Şenol Hoca ne yaptı? Şenol Hoca geldi. Önce takımda nelerin yanlış olduğuna baktı. Bunu nasıl çözebilirim diye kendi içinde düşündü. Performansı sıkıntılı olan oyuncuları önce oynatma kararı verdi. Oynattı, sonuç alamadı. Nereye geldik? Transfer dönemine. 4-5 tane transfer yaptı. Performansı düşük olan futbolcuları yedek bıraktı. Yedek bıraktıktan sonra performansı artık bütün futbolcular yükseldi yavaş yavaş. Redmond'lar, Cenk'ler, Mert Günok'lar. Koli geldikten sonra Koli Masuaku ayak uydurdu. Orta alandaki Amir geldi. Yanındaki Salih, Getson ayak uydurdu. Beşiktaş galibiyet serilerini aldı. Ondan sonra bütün futbolcular dedi ki taraftarın sevgisi gördü. Şenol Hoca diye bağırılıyor. Şenol Güneş diye bağırılıyor. Şenol Güneş'in bu takımın patronu olduğunu anladı. Ondan sonra bu takımla birazcık bağı kopan, birazcık kafası dışarıda olan bütün futbolcular buranın patronunun
Şenol Hoca olduğunu anladıktan sonra takıma bir bütünlük geldi. Bir maç sonu röportaj galiba sen yaptın. Yolda A Spor Radyo'da duydum da. Onu dedim Sercan'a soracağım. Hangi oyuncu hatırlayamıyorum. Şenol Hoca'nın oyuncularla espri yaptığını... Tabii onların, hepsi söylüyor abi, doğru. Böyle, o yaş grubunun psikolojisini anladığını bayağı bu konuda... Ben bir şey söyleyeyim. İnsan yönetimi, kriz yönetimi konusunda da usta olduğunu değişti söyledi oyuncu. Evet. Şenol Hoca milli takım olayından çok iyi dersler çıkardı. O, ben Kadıköy'de bunu gözlerimle gördüm. Şenol Hoca Kadıköy'e geldi mi çok yani... Futbol dışına çıktığı çok oluyordu. Kafaya odaklanamıyordu. Kafada başka şeyler oluyordu. Şenol Hoca o dönemki eleştirilerin hepsini almış. Bir güzel o dinlenme döneminde kafada toplamış. Zaten hani şey, bunu benim söylemem hadsizlik olur. Hani olgun yaşı, hani bunlarla ilgili yorum yapmam şey. Onları çok güzel sindirip bambaşka yeni bir Şenol, Şenol Güneş var. Güneş bak, bambaşka bir Şenol Güneş var. Abi bir de seni şeyden tebrik edeyim mi Selim? Ara transfer döneminde Abubakar o zaman daha böyle transfer ihtimali evet. Bu kadar yüksek değilken sen şunu demiştin, Abubakar'ı alan şampiyonluk yolunda avantaj elde eder diye. Beşiktaş yani geriden bu kadar vallahi yakalamasında öyle. Abubakar'ın vallahi doğru aklıma geliyor. Sen sürekli çünkü Abubakar'la ilgili çok abuk subuk güzellikler söylüyordun biliyor musun? Yani, ben yukarıda bir... istemiş miydi Ahmet Selim ya Abubakar'ı? Ya, sezon başı. Orası da çok sıkıntılı bir konu ya. Evet, ya çoğu istemişti diyemem ben. Görüşmede temas da oluyor. Ya havada bırakma bizimkiler... bir sorumu da ya. Abi havada İstedim, istemedim. Abi havada ben bırakmıyorum ki. Biraz Fenerbahçe yönetimi bırakıyor işte. Doğru. Alsaydı peki Abubakar'ı Fenerbahçe devre çok arasında. Çok fark ederdi. Bence sen de çok fark ederdi. Fark... Bak şunu da söyleyen biriyim. Şimdi Fenerbahçe'nin devre arasında forvete transferi var. Bir dakika dur. Sen mi? Demedin mi? Bu takım forvete ihtiyacı yok diye. Ben, Valencia aşağı, öyle Valencia yukarı. Ben dedi. Zaten onu söylüyordum. Tamam pardon. Yapma. Tamam pardon. Hayır ama Abubakar ayrı konu dedim ve... Dedim ki Abubakar'ı kim alırsa dedi. Şampiyonlukta favori konuma bunu yapabilecek bir oyuncu dedim. Fenerbahçe'ye istemezdir ama yani var mı Fenerbahçe'nin? Abi, Fenerbahçe'nin kim istemez bana göre öncelikli ihtiyacı forvet değildi. Bu başka bir şey. Ama Abubakar da normal bir forvet kelimeler, değil. Kelimelerle geçiştirmeye çalışıyor. Hem Abubakar'ı övüyor hem aslında yok bir şeylerin be. Olduğunu söylüyor. Abubakar'ı da ama şunu diyemedi. Abubakar gelsin Fenerbahçe'ye diyemedi. Fenerbahçe'nin Abubakar'a forvet ihtiyacı yok. O yüzden gelmesi olur'a getirdi. Gelinen noktada da nasıl? Ama evet öyle dedi. Ama öyle Sercan. Fenerbahçe'nin stoperi yok. Ener Valencia çok iyi bir forvet. Kardeşim ama baba bir forvet değil. Kardeşim hayır, öncelikle stopere ihtiyacı. Abubakar başka bir kardeşim, şey. Kardeşim öncelikle stopere ihtiyacı var diyor da bu çocuk yani. Bunları anlatmayacağım. Ener abi stoper, vardı, sol açık, Serdar sol bek. Ya Fenerbahçe'nin şurada Rossi'nin yerinde bir tane Fabio Borini olsaydı. Bravo. Eminim daha fazla var. Rossi de kötü bir oyuncu değil ama. Samet transferi, Samet'e çok para verildi. Yerli statüsü gerekiyordu, yerli alındı. Luan Perez'in önemini görüyoruz. Ahmet'im, dur onu. Biz bunların hep, yemin ederim ki biz seninle, nerede? Antalya'da. Seninle miydik, Ahmet mi vardı? Ahmet üçümüz de vardı, üçümüzdük. Üçümüzdük, biz orada konuştuk. Ben genelde sen genelde Alanya yolu. Fenerbahçe bir tabii ocak kampı yaptı. Ben Ahmet'i bir tek direksiyonda görüyordum otelde biliyor musun abi? Sürekli Ahmet, sürekli biz otelin önündeyiz, gideceğiz kampa, Beşiktaş kampına, Emre Galatasaray kampına. Yakınlar öyle miydi? Öyleydi, evet. Tabii. Ahmet sürekli benzinlikli abi, sürekli Alanya'ya gidiyor, garibim dönüyor. Kamp oldu. Garibim iki saat her gün. Evet, abi, kampa gitmişsin. Dört gün geldi, sadece yayınlarda gördük Ahmet'i, başka hiç görmedik. Öyle. Bir de çok da hazırlık maçı oynadı Ahmet Selim ya, sezon başı Fenerbahçe. Evet, ya bu biraz daha yüklemeyi öyle yapıyor ama. Ya Fenerbahçe şu anda neyini eleştiremezsin? Fiziksel durumunu eleştiremezsin. Peki. Ahmet Selim'i, Yunus Emre Selim'i görelim mi? Görelim artık. Görelim. Şimdi, hoş geldin Yunus Emre. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Herkese Yunus selamlar. Abi, hoş geldin canlı abi. Canlı göreceğiz. Hoş geldin. İnşallah. Şimdi tabii Trabzonspor'daki transfer hareketliliği başladı mı? Çünkü geçen yıl şampiyon olunan yılda erken yapılmıştı bu işler. Herhalde bu sene de Sayın Başkan o dönemi iyi bildiği için bu sene de erken bitecek galiba. Ne dersin? Planlama o şekilde Aykut İnce. Şu anda Sayın Başkan Ertuğrul Doğan bugün itibariyle yurt dışına çıktı. İsimleri daha önceden belirlenen oyuncularla görüşmek amacıyla. Ama tabii ki hani ilk görüşmelerde sonuç çıkacak mı? Burası henüz bir belirsizlik içeriyor. Teknik direktör Nenet Bielisa maçın ardından çok net bir şekilde açıklamada bulundu. 6 veya 8 transfer yapacağız dedi ki bu 6 veya 8 transfer aslında direkt 11'de oynayabilecek oyuncu sayısı.
Buna alternatif olarak isimler de muhtemelen Trabzonspor Kulübü transfer edecek. Takımdan ayrılacak oyuncu sayısı oldukça fazla olacak. Dolayısıyla çok hızlı, hareketli bir süreç bekliyor Trabzonspor'u. Şu anda öncelikli transfer mevkileri şunlar. Bir sağ bek transferi yapmak istiyor Trabzonspor. Stoper bölgesine bir veya iki takviye yapmayı planlıyor. Defansif orta saha, merkez orta saha, forvet hattı ve kanatlara da takviye yapmayı planlıyor. Diğer bölgelerde eğer maddi açıdan bir imkan ortaya çıkarsa ancak takviye yapılacak. Ancak öncelikli bölgeler bunlar. Bielitsa bir rapor sundu, bir liste verdi yönetim kuruluna. Aynı zamanda scout ekibinin de bir listesi var. Burada ortak kararlar doğrultusunda bu listeler için çalışmalar şu an itibariyle başlandı. Fransa'da iki gün boyunca maç izlendi. Daha doğrusu belirlenen oyuncular izlendi canlı olarak. Ardından İspanya'ya geçildi. İspanya'da maçlar izlendi. Bu hafta sonunda Portekiz'deydi. Portekiz'de de canlı olarak maçları takip etti Trabzonspor scout ekibi. Şimdi Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan'da bazı maçlar izlenecek. Polonya ve Almanya'da takip edilenler var. Bu çok hareketli bir süreç var. Burada belirlenen isimlerle görüşmek için de başkan yurt dışına çıktı ama bugün yarın transfer bitti dersek Aykut İnce bunu yanıltma olur. Ama en azından başladı süreç. Yanlış olur. Şimdi bavulu hangi oyuncular topluyor? Bir, iki, kampı nerede yapacak? Acaba Hırvatistan tarafında mı yaz kampını? Sen neresi için, hangi ülke için vize başvurusu yapacaksın? Slovenya'da yapacak kampı Aykut İnce Trabzonspor. Açıklandı mı? Konfederasyonu'nun. Ya açıklanmadı ama geçen sezon orayı çok beğenmişti. Hatta bir ön rezervasyon yapılmıştı. Bielitsa'ya da sunuldu bu. Bielitsa da kamp yerini beğendi. Sezon sonu kampı yine çok yüksek ihtimalle Slovenya'da yapılacak. Bir son dakika değişikliği olmazsa. Bavulu hazırlama konusuna gelecek olursak şu an Bielitsa'nın düşüncesi şu. Sezon sonuna kadar oynatayım gidecek muhtemel isimleri de. Onların da form grafiği alsın. Belki teklif gelir. Belki bizim fikrimiz değişir. Ama sezon sonuna kadar bir oynatalım düşüncesi var. Ama Gbamin, Marek Hamşik, Yusuf Yazıcı, Naci Ünü var. Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek isimler. Yine Trezeguet'e Arap Yarımadası'ndan çok ciddi teklifler var. Bunların henüz resmiyet boyutuna dökülmedi. Ancak nabız yoklama boyutunda var. Maxi Gomez'e teklif var. Maxi Gomez'in takımdan ayrılma ihtimali yüksek gözüküyor sezon sonu itibariyle. Stefano Dansville'le görüşmeler yapılıyor. Belki onun ayrılma ihtimali süreci şu an itibariyle devam ediyor. Yine Larsen ayrılma ihtimali bulunan isimler arasında yer alıyor. Yani yerli oyuncu olarak değil ama yabancı oyuncu olarak çok ciddi bir değişim yaşanacak Trabzonspor kulübünde. Bununla birlikte de hoca şu formasyonu deneyeceğini çok net bir şekilde açıkladı. Aslında maçın ardından söyledi. 3-5-2'yi mecburen oynamak zorunda kaldım dedi. Çok fazla beğendiğim bir oyun formasyonu değil ama şu an buna ihtiyaç vardı. O yüzden bunu oynadım. Ama hocanın esas oynamak istediği formasyon klasik 4-3-3'lük dizilişte oynamak istiyor. Buna göre transferler yapmak istiyor. Fenerbahçe'nin mesela nasıl hücum hattı özellikle çok zenginse bu sezon, gelecek sezon Trabzonspor'un da muhtemelen transferlerinin yoğunlaşacağı bölge biraz daha hücum hattı olacak gibi gözüküyor. Şimdi Yunus Emre, sen de kapanışa kadar kal, hatta senle de veda ederiz, hep birlikte veda ederiz. Artık genel bir konuşma yapalım. Bir kere senin şampiyonluk adayın kim bu sene? Galatasaray oldu diyor musun? Beşiktaş belirleyici olacak demiştim ama Galatasaray çok net bir şekilde artık işi götürmeye başladı. Bu saatten sonra çok sendeleyeceklerini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin de Ahmet Selim şimdi orada, haftaya karşılaşacağız. Belki bir Trabzonspor maçı var. Her ne olursa olsun Trabzonspor-Fenerbahçe maçları çok farklı bir atmosferde oynanır. Bir de Trabzonspor için Abdülkadir Ömür ve Edin Visca sakatlığını tamamen atlattı. 90 dakika oynayabilecek grafiğe yükselecekler şu an itibariyle. Trezeguet dönüyor, Siopis dönüyor, Dansville dönüyor. Bakasetas için tahkim kuruluna itirazda bulundu Trabzonspor. Onun cezası belki bir maça düşerse o da Fenerbahçe maçına yetişecek. Yani neredeyse Bielitsa için ilk kez tam kadro diyebileceğimiz bir maç olacak Fenerbahçe maçı. O yüzden Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı bence şampiyonu belirleyecek bir maç olacak gibi gözüküyor. Çok iddialı konuştu. Yunus Emre abi. Bakalım. Neden bunu söylüyorum? Trabzonspor mesela şampiyon sezonda
nerede hissetti biliyor musun şampiyonu? Galatasaray'ı mağlup etti. O Vişça'nın kapıp vurup attığı gol var ya. Trabzonspor, herkes o maçı kazandıktan sonra dedi ki tamam biz şampiyonuz artık diye. Şimdi aynı böyle bir kırılma maçı gözüyle bakıyorum ben Fenerbahçe-Trabzon maçına. Yok. Zor maç olacak. Fenerbahçe'nin şu ana kadar derbi galibiyeti yok. Kadıköy'de maç kazanamıyor. Bir de Trabzon, iyi bir atmosfer yok. Bir de Trabzonspor'un taraftarına bir sezonun bir borcunu ödemesi gerekiyor. Tam tersi. Yani. Bence Trabzonsporlu futbolcular kaybedecek bir şeyimiz tamam, yok. Tamam. Kazanan rahat. Yani bir rahat bir artık bir futbolcu kolay maç değil tamam, zaten. Hoca gitti artık. Hoca sorumlu değil Abdullah Hoca. Ama bu sezonda bir Yunus ya abi yanlış mı bunların söylüyorum? Bunların hiçbiri olmasa yani da artık Fenerbahçe Trabzonspor maçı yani. Bu sezonu tabii sildirecek en azından birazcık. İyi yani kötü hatırlanır şampiyon olamadığı için ama en azından kapanışta böyle güzel bir hoş bir sada bırakması gerekiyor Trabzonsporlu futbolcu. Doğru Sercan, hatta hoca bunu şöyle açıklıyor. Yani kalan maçlar aslında bizim biraz daha gelecek sezonu hazırlık maçları gözüyle tabii bakmamız gerekiyor. Bu arada şimdi tabii yani Trabzonspor çok rahat çıkacak karşılaşmaya şimdi, Fenerbahçe maçına. Evet, bunun da avantajı olacaktır kesinlikle. Doğru. Belki Fenerbahçe için bir negatif hava var tamam ama şu anda Jesus'un elinde iki tane koz var. Bir, hala daha bitmemiş bir şampiyonluk yarışı içinde ve kupa. Tabii ki. Ziraat Türkiye Kupası. Bu arada biten bir şey yok. Galatasaray İstanbulspor maçı salı günü, Fenerbahçe Trabzon maçı perşembe günü. O önce sonra oynama hikayesi yine Fenerbahçe'yi biraz etkileyebilir yani. Maçın senaryosunu da etkileyebilir. Bravo. 14, 15, 16'sında Galatasaray oynuyor. Yani İstanbulspor'u yendi Galatasaray. Puan farkı maç fazlasıyla 8'e çıktı. Öyle çıkacak olmak Fenerbahçe'yi biraz daha zorlayabilir. Ha bak. Çok önemli bir detay bu. Ya daha lig bitmedi. Ben bunu böyle bir iddiada bulunmak için işte görürsünüz şöyle olacak böyle olacak demek için demiyorum. Ama bu şu ana kadar gelen süreçte işte Fenerbahçe kaybetmez artık dediğimiz yerde kaybetti. Galatasaray takılmaz dediğimiz yerde takıldı. Tam tersi oldu, şu oldu, bu oldu. Daha ligde bitmedi. İlla Beşiktaş'a bir iğneleme yapacak bak. Yok, yok hayır hayır. Hayır. Var ama yapacak bir şey yok. Gerçek bu. Ya, Yunus, Giresun maçı önüme geliyor. Giresun'da puan kaybeden takım şampiyon olabilir mi? Ya ben Giresun Spor deplasmanında şampiyonluk Allah'ım maçına çıkarken kadro kalitesi bu kadar arada uçurum varken hoca değişikliği olmuş ne olacağı belli olmayan takım orada puan kaybetmiş. Galatasaray'dan neden önce Galatasaray bizden neden önce oynuyor sürekli diyen Cesus Hoca orada önce oynamış. Yani bırak işini oraya. Abi bir de şöyle ilginç bir öndesin veriyorsun maçı ondan i̇lginç. Sonra olur. Bak, olmaz. Bir tesadüf var. Yok yok. Can Avli ile oynuyor Giresun. Şimdi olmaz, aynısını tamam, şey İstanbul ben maçında Galatasaray yaşayabilir bence yani. Yaşayabilir. Kolay maç olmaz abi zaten. Kolay maç doğru söylüyorsun. Olmaz zaten. Son 3 yani. Dakika bu arada. İlk Giresun maçı ile ikinci Giresun maçının senaryosu birebir aynı. Evet. Orada da 20. dakikada falan penaltıyla evet. Öne geçiyor Fenerbahçe. 60'ta değişiklikler bile aynı bu arada. Crespo ile kim girmişti ilk değişiklikte Fenerbahçe'de? Osayi girdi galiba. Crespo, Osayi, Zayt. Crespo, Osayi giriyor. 5 dakika sonra Giresun Spor gol atıyor. Giresun'da da oyuna giren oyuncu Jesus. Aynı. Kuvas giriyor oyuna. Dakikalar falan her şeyle aynı. İlk Jesus yarıdaki maçta, ikinci yarıdaki maçta. İlk doğru değişiklikleri yaptı. Osayi'nin girip forvetin, Arda'nın forveti yani ikinci forvet gibi geçmesi gerekiyordu. Fenerbahçe o değişikliklerden sonra aslında oyunu daha iyi aldı ve daha iyi oynamaya başladı. O kötü görüntüyü atmaya başladı. O sırada gol yedi. Jesus ondan sonra tepe taklak. Bu arada taklak. Sana diyor ama tepe gerçekten taklak. Kendisi sana sataşıyor. Hayır ya. Abi bak sen Aykut abi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten sana programda bu akşam sataşmayı severim. Az adam bitmiş, tükenmiş. Bana hiçbir şey demiyor bu çocuk. Niye böyle yapıyorsun? Kanaat getirdim. Öyle mi diyorsun? Evet, evet. Tamam abi. Program bittikten sonra o zaman yanıtını versen. Sercan'ın en güzel özelliği budur. Sercan size dalga geçer, size sataşır, size şey yapar. Ama ona yaptığınızda asla böyle hani ters tepki vermez. O da olmaz yani ama Sercan. Yani yaptığı kadar açıktır tabii, her zaman. Her zaman. Hep de söyledim bu oyunu. Öpeyim mi ne yapayım? Tabii Yunus. Sebeceka kardeşliği aynen. Değil mi? Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Yunus? Ben Emre'ye şey soracaktım. Bilmiyorum konuştuğunuzu takip ettiniz mi? Toulouse'daki Van Bommel Galatasaray'ın listesinde var mı Emre? Var abi. Gündeminde var. İzlenen oyunculardan bir tanesi. Yarın haberi değiştirecek belli oldu. Yarın haberi değiştiriyor. Yok canım. İki kulübün ayarında. Trabzonspor da izliyor. Yani Trabzonspor da istiyor ama. Sözleşmesi bitiyor kolay galiba değil. Sezon sonu. İki takım için de kolay değil. Sanırım sözleşmesi bitiyor abi sezon sonu oyuncunun. Aynen. O yüzden birçok kulüp istiyordu. Ben sana PSV istiyor, Aston Villa istiyor. Peki, çok taliplisi var. Son sana Uğurcan'ı duyduk ya Galatasaray. Doğru mudur?
Ya yok, kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil şu an itibariyle. Pekala. Yani ne Trabzonspor Kulübü böyle bir satışa onay verir şu an itibariyle, ne de Uğurcan Çakır böyle bir hamlede bulunur. Abi Trabzon'da kim Uğurcan Çakır gibi sembol bir oyuncuyu Galatasaray'a transfer ettirebilir veya Trabzonspor'dan, Türkiye'den hangi takım bir parayı alabilir? Peki. Bir şey mi diyorsun? Yusuf Kenan Çalık da geldi. Mısır Batı'nın ama Mustafa Muhammed'i yazdı mesela Trabzonspor'a bugün. Çok ilginç bir şekilde. Mısır basını yazdı bu haberi bu arada. Trabzonspor'un Mustafa Muhammed için Galatasaray'la görüşeceğini, eğer satın alma opsiyonunu kullanırsa da kulübüyle görüşeceğini yazdı. Bekleriz abi, bekleriz. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Kapatıyoruz muhabir masasını. Hoşçakalın. Hoşça